Gündem Özel'den ve TVNET ekranlarından mutlu akşamlar diliyoruz. Aynı zamanda TVNET radyo aracılığıyla bizleri dinleyen dinleyicilerimize de güzel bir akşam diliyoruz. Ben Cüneyt Özdemir. Üç konuğumuzla birlikte bu akşam bölgemizde yaşananları konuşacağız. Lübnan'da yaşananları, İsrail'de, Gazze'de olup bitenleri, İran'dan gelen mesajları bugün üç konuğumuzla birlikte değerlendireceğiz, konuşacağız. Konuklarımı hemen takdim edeyim programın başında. İstanbul Gelişim Üniversitesi öğretim üyesi, aynı zamanda ODAP Merkezi Rektörü Doktor Ali Semin bizlerle beraber. Ali Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim. Gazeteci meslektaşımız Güngör Yavuz Aslan bizlerle beraber. Güngör Yavuz Aslan hoş geldiniz. Hoş bulduk, başarılar. Teşekkür ediyorum. Ankara stüdyomuzda ise Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Levent Ersin Orallı. Levent Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz. Ankara'ya selamlar. Cüneyt Bey aleykümselam, hoş bulduk. Sizlere, izleyicilerimize, dinleyicilerimize ve stüdyodaki konuklara Ankara'dan selam ve saygılar sunarım. Harika, çok güzel. Herkesin enerjisi iyi. Teşekkürler, sağ olun. Şimdi bölgeyi konuşacağız dedik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklamaları vardı. Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti özümüzden geleceğe Türkiye buluşmaları programında pek çok konuya değindi ama bölgemizde yaşananlara dair mesajları vardı. Şöyle kısa kısa o başlıklara aktarayım ve ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son bir haftadır aslında bölgemizde yaşananlara dair aslında uzun süredir söylemleri var ama özellikle İsrail tehdidine vurgu yapıyor ve Netanyahu ve İsrail'e destek veren Batı'ya eleştirilerini yöneltiyor. İslam dünyasına yönelik çağrıları vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. İsrail önlem alınmadıkça kan deryası büyüyecek dedi. Bize yönelik tehditle alakalı ki salı günü biliyorsunuz mecliste bir kapalı oturum gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan buna karşı tüm tedbirlerimizi alıyoruz dedi. Vatan topraklarımızın üzerinde ameliyata izin vermeyiz detayı da önemliydi. Yine İsrail'e karşı ekonomik tedbirleri ve ambargoyu uygulayan yegane devletiz açıklaması vardı. Paylaşım savaşı var diyor bölgede ve nereye varacağını biliyoruz diyor. İsrail'e dur denilmezse nereye gidecekleri de belli değil. Batı'ya da eleştirileri vardı. Batı Holokost utancından dolayı İsrail'e ve Netanyahu'ya sesini çıkaramıyor dedi. Şimdi bu başlıklar üzerinden hem Güngör Yavuz Aslan hem de Ali Semin Ankara'ya bir gidelim. Orada tek Levent Ersin Orallı hocamız. Onunla başlayalım. İlk gün neyi savunuyorsak bugün de aynı değerleri savunuyoruz dedi. Bölgede yaşananlara dair Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve az önce de sıraladığım o alt başlıklara da baktığınızda Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamalarını nasıl buldunuz Levent Hocam? Cüneyt Bey tabii bu açıklamalar bir yıldır kesintisiz olarak güç kazanarak varlığını sürdürmeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler toplantısında, meclisin açılış konuşmasında, hatta geçen sene 8 Ekim günü itibariyle tam bir yıldır kesintisiz ve istikrarlı. Dolayısıyla samimi cümleler bunlar. Neydi hadise? Batı dünyasının emperyalist oyunları bu bölgeyi kendilerine bir oyun tahtası haline getirdi. Bunu zaman zaman İsrail'i araçsallaştırarak kullanıyorlar. Zaman zaman YPG'yi, PYD'yi, IŞİD denilen yapılanmayı burada kurguladılar. El-Kaide artıklarının tamamını bu coğrafyaya konumlandırdılar. Bu bölgedeki mezhep ayrılıklarını derinleştirip yeni ve suni krizler yaratmaya gayret ettiler. Bu krizlerden dolayı milyonlarca insan göç etti. Ülkelerde iç savaşlar çıktı. Ülkelerin karşılıklı Irak ve Kuveyt örneğinde olduğu gibi işgal süreçleri gelişti. Ve gelinen nokta itibariyle bir Arap Baharı. Arap Baharı sonrasında yönetimler değişti. İnsanlar arzu ettikleri iktidarlara, halkların, milletlerin layık olduğu iktidarlara kavuşamadı, ulaşamadığı yapılar gördük. O deve dişi gibi yeri geldiği zaman Filistin'e, Gazze'ye, Batı Şeria'ya sahip çıkan devlet başkanları devrildi ve ardından da kaos ve karmaşa. Batı dünyasında ısmarlanmış anayasalar, Irak Anayasası örneğinde olduğu gibi, Lübnan, Taif Antlaşması ve Anayasası örneğinde olduğu gibi, 1994'te Ürdün'le yapılan antlaşma, her biri bu bölgeyi ehil hale, ehlileştirmek amacıyla kurgulanmış senaryolardı. Ve maalesef bölgenin bir kısım ehlileşmiş devletinin hali hazırda, gözleri önünde cereyan eden hiçbir hadiseye müdahil olamıyor olması,
yok varsayıyor olması ve yeri geldiği zaman bunlar bizim milletimizin, halkımızın sorunudur. Ama iktidarlarımızın böyle bir sorunu yok çünkü asıl olan devletimizin çıkarlarıdır cümleleriyle bu denli sert bir real politik zeminde demeçler veren liderler silsilesini görüyoruz. Hadisenin aslında çok açık bir şekilde kurgusu belli. 1978-79 Camp David sürecinde Mısır, İsrail'le makul bir uzlaşı noktasına itildi. Önce yıllık birkaç yüz milyon dolar, ardından birkaç milyar dolarla fit olmuş olacak ki bugün Gazze, Refah sınır kapısında doğrudan Mısır'a sınır olmasına rağmen en ufak bir doğrudan yardım, tıbbi yardım, ilaç yardımı, gıda yardımı, bırakın mühimmatı, bir direnç göstermeleri için dahi ayakta duramayan insanlar haline getirildiler. Mısır'ın da muhakkak bir payı var. Ürdün. Utanmasa Ürdün'deki yönetim, halktan bahsetmiyorum, İran'dan gelen füzeleri sarayın tepesine çıkıp elleriyle tutmaya gayret edecek bir yönetim anlayışı geliştirdiler. Ne zaman? Tam 30 yıl önce 1994'te. Yetmedi. İbrahim Antlaşmaları, 100 yılın antlaşmaları dediler. Önce Bahreyn'i, Birleşik Arap Emirlikleri'ni bir esaret ya da zaptırapt altına aldılar. Ama Türkiye ilk gün, ilk yıl 1948'den bu yana ne söylüyorsa aynısını söyledi. Uluslararası hukukum sizi devlet olarak tanımasına saygı duyuyorum. Ey İsrail, tamam. Ama ne 56'da, ne 67'de, ne 73'te hiçbir savaşta senin bu sınırları genişletme hakkın olmamasına rağmen haksız, hukuksuz, adaletsiz olan her şeyi yaptın ve bunlar şimdilik yanına kar kaldı. Ama Netanyahu denilen bir musibet geldi. Bu sadece Lübnan için, Gazze ve Batı Şeria'da Ürdün için değil, Suriye için değil, İsrail için de büyük bir musibet. Eğer İsrail'de, Hayfa'da, Tel Aviv'de, ilgili şehirlerde insanlar geceleri rahat uyuyamıyorlarsa, her an kafalarına düşecek bir bombanın habercisi olarak o sığınaklara koşun cümlelerini yıllardır duymaya devam ediyorlarsa, lütfen unutmasınlar. O bombaları İran atmadı. O bombaları Lübnan'dan Hizbullah atmadı. O bombaları Netanyahu attı. O bombaların pimini Netanyahu çekti. Eğer yarın bir gün birinden hesap soracaklarsa, gerçekten meşru müdafaa hakkını kullanacaklarsa, buyurun, sivil itaatsizliğe davet ediyorum kendilerini. Meşru müdafaa hakkının en uygun zemini Netanyahu'ya karşı kendi haklarını bin yıldır inşa etmeye gayret edilen medeniyet anlayışını savunmaktır. Bu bağlamda attıkları füzelerle meşru müdafaa olmaz. Netanyahu'yu devirirsiniz, bunun adı devrim mi olur, başka bir şey mi olur bilmiyorum. Ama o kişiden kurtulmadığımız müddetçe ateşkes olmaz, kalıcı barış olmaz, yerine gelen mevcutu aratır mı? Bu denli pervasız, bu denli fütursuz, bu denli acımasız bir yeni yönetim kurgulanacağını zannetmiyorum. Çünkü son 70 yıla baktığımız zaman tarihe kendince kahraman olarak geçmek adına, muzaffer bir komutan olarak geçmek adına, tıpkı Mussolini gibi, Stalin gibi, Hitler gibi aynı söylemleri geliştiren sözde lider, gerçekte bir Gazze kasabıyla bütün dünya karşı karşıya. Sayın Erdoğan vurdukça Tel Aviv yönetimi inliyor. Sayın Erdoğan söyledikçe Tel Aviv yönetimi ve Netanyahu'nun başta oğlu olmak üzere kurmayları daha ne kadar çıldırabiliriz diye ağır planlar yapmaya devam ediyorlar. İyi ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım, İyi ki Türk'üm, İyi ki bu ekranlarda bu cümleleri duyuyor ve yorumlayabiliyoruz. Keşke bizim coğrafyamızdaki kadim komşularımız da, bin yıllık geleneksel anlamda yan yana yol yürüdüğümüz insanlar da bu cümlelere dair en azından tüyleri biraz diken diken olsa ve üzerlerine düşen sorumluluğun %1'ini yapsalar da daha fazla masum, daha fazla çocuk, bebek, kadın hayatını kaybetmese Cüneyt Bey. Peki. Şimdi tabii açılışta Erdoğan'ın bu Cumhurbaşkanımızın açıklamasını değerlendiriyoruz. Güngör Yavuz Aslan İslam alemine çağrıda bulundu. Şunu söyledi. İslam alemine ekonomik ve ticari tedbirleri almaya çağırıyorum. İsrail'e karşı önlem almadığınız her gün bu kan deryası her gün büyüyecek. Türkiye'nin karşı karşıya olduğu tehditlerin bertaraf edilmesinde AK Parti teşkilatlarına düşen kardeşlik hukukunu yükseltmektir. Her zamankinden daha fazla kenetleneceğiz. Ve mesuliyetimizin ağırlığının bizler de sizler de farkındasınız dedi. Ama burada en önemlisi İsrail hükümetinin harladığı ateş sadece bu coğrafyayı değil sizleri de yakacak.
el ele verip söndürmezsek bu yangın eninde sonunda size ulaşacak. Dolayısıyla birlik olmaya davet ediyor. İslam alemine, İslam ülkelerine de bu çağrıyı yapıyor. Yani ekonomik ve ticari tedbirlere buyurun siz de katılın diyor. Biz bunu yapıyoruz diyor. Şimdi Türkiye bunu ilk defa gerçekleştirmiyor. 7 Ekim süreci başladığında, Gazze'de vahşet başladıktan sonra Kahire'de İslam İşbirliği Teşkilatı'nın olağanüstü zirvesi gerçekleştirdi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan aynısını ben de canlı yayında takip etmiştim. Yüzlere karşı şunu dedi. Ne zamana kadar dedi kes kopyala yapıştır gibi kınayacaksınız. Tarihler ve başlıklar değişiyor dedi. Daha cesur olun. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği bu başlıkları konuşmasında söyledi. Arabulucu Katar, işte sürece katılan belki Mısır bazı inisiyatif almaya çalıştı. Bir karşılığı gelmedi. Bundan birkaç ay sonra da Riyad'da Arap Birliği ile İslam İşbirliği Teşkilatı'nın ortak zirvesi gerçekleştirdi. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu metnini alalım. Oradaki konuşma metniyle karşılaştırın. Farklı nüanslarla, farklı söylemlerle aynısını. Başta petrol kokusundan başları dönen, ben öyle tabirliyorum. Petrol kokusu sanırım afyon etkisi yapıyor. Ve onun şafşatlı zenginden gözleri kamaşan Arap ülkeleri ne yazık ki cevap veremediler. Tekrarlatıyor Türkiye, hatırlatıyor. Şimdi biz bir yıl önce Gazze'de acil ateşkes sürecini tartışırken bir yılda 42 bin kişinin yarısına yakında çocuk ve kadın olmak üzere katledildiği 21. yüzyılın katliamını izledik. Bugün Lübnan'ın başkenti Beyrut'u ve yayınlarda analizlerde de Suriye'ye ne zaman sıra gelecek? Yani işgalci İsrail Suriye'ye ne zaman saldıracak? Ki hava saldırıları gerçekleştiriyor. Bağıra gelen ve bütün jeopolitiği tehdit eden bir tehlike var. Bu tehlikenin adı Siyonist İsrail. Peki bakalım, yani devlet söylemleri olarak, devlet politikaları olarak, mitingler olabilir, aktivistler eylem yapabilir, gazetelerde manşetler olabilir, bizim gibi bu eylemler yapabilir, söylemler yapılabilir. Ama tutup bir taş atan kaç kişi var? Buna bakalım. Yani taşı atıp kaç kişi var? Bazıları görmezden geliyor bunu. Yani bazı ülkeler bunu yok sayıyor. İşine bakıyor. Bazıları sadece nükteli konuşmalarla kanımız canımız feda olsun Kudüs'e diye söylüyor. Bazıları da İran ve vekilleri içinde olduğu gibi artılarıyla eksileriyle, doğrularıyla yanlışları tartışırız. Bir mücadeleye giriyor. Sıcak. Çatışmaya giriyor. Türkiye'nin pozisyonu, Türkiye etkin. Gazze'ye en fazla yardım eden ülkeyle ve en son Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Haliç Kongre Merkezi'nde söylediği gibi üst perdeden herkesi Kudüs'ün etrafında toplanmaya çağırıyor. Aslında bunun adını da Devlet Bey koydu. Devlet Bahçeli Kudüs İttifakı. İttifaka. Hani kimler cevap verdi? Bu konuşmadan sonra kimler diplomasisini harekete geçirdi? İşte İsrail'in bu vahşeti yapabilmesinin temel nedenlerinden biri bu. Benim çok sevdiğim bir söz vardır. Defaatle de aklıma geldikçe söylerim. Müslümanım diyen bu kadar kişi biraz düşürüp kafaya taksa hiç esir olur muydu Mescid-i Aksa? Yine ben şöyle bir şeyim var. Müslümanlar cuma günü sabah namazını kendi camilerimizde başkentte kıracağız. Öğlen vakti de cuma namazına Mescid-i Aksa'ya gideceğiz deseler İsrail'in iyisi kalmaz bu dünyada. Ama ne yazık ki o sinerji, o akım, o diplomasi, o güvenlik bürokrasi şu anda yok. İki nedenden dolayı yok. Yıllardır Siyonist İsrail'in oluşturduğu bölgesel politikalar, kendi uç darbecilerini, uç etkenlerini yarattı. İki, Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik, askeri ve siyasi olarak katil İsrail'e verdiği sınırsız destek. Açıkça kendileri söylüyorlar. İsrail'in güvenliğine bağlıyız, desteğimiz sınırsız. Bunun dışında konuştukları sadece diplomatik açıklama. Yani ben fiili durumu söylüyorum. Ve fazla uzatmadan merhum Başbakanımız Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın çok veciz ve bugüne örtüşen bir sözü vardır. Defaatle de bu ömrü sen de takip etmişsindir. Siyaset kadar Siyonist İsrail'i Türkiye'ye anlatmakla geçmiştir. Belki de en fazla anlatan kişidir. Siyonizmi ve tehlikeli. O der ki, manşet atar. Siyonist İsrail'in anladığı tek şey vardır, güç. Bunun örneği de Kastamonu ve Hamas'tır. Bir avuç vatanlarımızı terk etmeyeceğiz diyen inançlı insan ölüme rağmen
kendi çocuklarının gözlerinin önünde öldüğünü görmesine rağmen, çocukların babalarını ve annelerini gömmelerine rağmen topraklarını terk edemiyor. Ben Türkiye, işte birkaç ülke dışındakilere şunu söylüyorum. Gazze'liler kadar olamadız. Belki bir, şöyle yapacağız. Hani önümüzdeki dakikalarda Hamaney'in de açıklamaları var. Cuma hutbesinde biliyorsun Güngör'e uzatsan. O da İslam ülkelerine hani birlik, beraberlik çağrısında bulundu. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı da bu açıklaması. Tabii. Önümüzdeki dakikalarda tabii, turlar geldikçe Hamaney'in de açıklamalarını ayrıca. İnşallah hani bu, hem Hamaney'in hem Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları harekete geçirir. Bu tehlikeyi görürler. En son Ali Hocam'a da söz gelecek. En son açıklamaları şu. Lübnan'ı vurduktan sonra şunu dediler. Orta Doğu'da tehdit gördüğümüz her yeri vuracağız. Tehdidi kendileri tanımlıyorlar. Evet. Yani Orta Doğu'da tehdit gördüğümüz her yeri tanımlayacağız. Aslında bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuşmasında bize şifre, tehdit olan herkesi vururuz demiş. Her şeyi ve her şeyi. O Savunma Bakanı söylemiş. Evet, evet. Savunma Bakanı evet, söylemiş. Doğru. Şimdi yine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Hocam, evet, bu açıklamalar üzerinden bir gidelim. Size de bir tur vereyim. Diyor ki, geçen yüzyılın başında olduğu gibi sinsi bir plan uygulamaya konmuştur. Hamas, Hizbullah, Suriye, Yemen, İran sadece bir bahanedir diyor Cumhurbaşkanı. İçimizdeki bazı İsrail dostları her ne kadar gerçekleri gizlemeye çalışsa da Netanyahu çetesine dur denilmezse bu yayılmacı çetenin nereye varacağını biz biliyoruz. İsrail vasıtasıyla yeni bir paylaşım savaşının yürüdüğünü biliyoruz. Şunu herkes bilsin, Türkiye büyük bir devlettir ve büyüklüğümüze yaraşır şekilde milletimizin güvenliğine nasıl hiç zafiyet vermediysek bugün de aynı stratejik akılla hareket ediyoruz diyor ve tüm tedbirlerimizi de alıyoruz. Tabii. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu özellikle son Amerika'dan değil mi? Son 10-15 gündür bu vurguları sürekli tabii, yapıyor. Gittiği her yerde. Neden? Şimdi şöyle Cüneyt Bey, aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalara baktığımızda hepsi biz bölgemiz olarak bakıyoruz ama genel olarak uluslararası sistemde bir değişim ve yeni dengeler söz konusu. Bana göre Cumhurbaşkanı Erdoğan belki çok net açıklamıyor ama yeniden bir Sykes-Picot anlaşması tekrarlanıyor. Hatırlayın 1916'da yaşananları ve daha sonraki süreçlere baktığımız zaman hepsi Sykes-Picot'un yeniden yeni bir paylaşım savaşı tabii ve bu yeni paylaşım savaşı o zaman küresel güçler arasındaydı. Yani İngiltere, Fransa, Sykes-Picot dediğimiz burada hem bölgesel hem küresel. Bölgesel dediğimiz zaman özellikle İsrail çok ciddi anlamda bu işi yapıyor. Yani bakın ellerinde bir harita var, plan var ve bu planı işliyor. İster buna Büyük Orta Doğu Projesi deyin, ister Büyük İsrail Devleti deyin, adını ne koyarsanız koyun. Sonuç olarak, evet, yani sonuç olarak bu böyle bir planın olduğunu görüyoruz. Ama şu da var. Onlar da saklamıyor Ali Hocam. Açık bir şekilde yani tabii, siz şimdi bugün bakıyorum gündemi hep genellikle sabahtan akşama kadar neredeyse hepsini takip ediyorum basını, medyayı. Artık planlar gizli değil. Hatta saldırı planları bile gizli değil. Mesela İsrail'in şu anda İran'a biliyorsunuz misilleme yapacak mı? 1 Ekim'den sonra tartışmaları varken İsrail nereye vuracağını, nereye saldıracağını açık bir şekilde haritalar üzerinde, hatta İbranice haritalar, Farsça İran tarafı haritalar çıkarıyorlar. Yani bu biraz hem harita savaşı hem plan savaşıdır. Şimdi geldiğimiz nokta uluslararası sistem içerisindeki değişiklik bugünün planı değil. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir plan vardı ama şu anda konjonktür ona müsait olduğu için bu plan. Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan bu açıklamaları yapmasının sebebi İsrail'e şu mesajı veriyor. Hatta sadece İsrail değil, İsrail'in arkasındaki destekçilerine, Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere batılı ülkeler, bölgede belli ülkeler de var. Yani şimdi biz İsrail'in yanında durmayan bir de tam arkasında duranlar var. Bir de yanında olmadan destekleyenler var. Bizim görmediğimiz. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti
ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun farkında ve bilincinde. Bakın ben şuna katılmıyorum. Yani planda Türkiye, evet, haritalarda görüyorsunuz. Hayallerde olabilir. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücünün de farkındalar. Yani ben bakıyorum mesela 1 Ekim'deki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama farklı bir pozisyona, yani farklı yorumlandı. Hı hı. Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamada Türkiye'nin gücünün olduğunu ve bilincinin farkında da olduğunu, hazırlıklı olduğunu, bunun yanında Türkiye'nin olduğu bölgelerde bizim endişelerimiz var. Yani ben size çok net söyleyeyim. Suriye'nin kuzeydoğusu, kuzeydoğusu, YPG PKK terör örgütü başta olmak üzere bizim yaptığımız sınır ötesi operasyonlarda terörden arındırılmış bölgelerdeki varlığımıza karşı, bunlar hepsi Türkiye bunun farkında ve bilincindedir. Onun için Türkiye bunun için bir uyarı, kamuoyuna da bilgi, bilinç aktarmak istiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Özellikle kamuoyunda da bunu sık yarın sık bir böyle gün, yapmasını tabii, nasıl değerlendiriyor? Sık sık yapması tehdidin çok büyük olduğunu ve yakın ve olduğunu mu? Evet, farkında olduğunu. Yarın bir gün şöyle Allah korusun bir saldırıyla karşı karşıya kaldığımız zaman devlet neredeydi? Devlet niye bunu düşünmedi? İşte biz bunun farkındaydık. İsrail'in haritasını gördük, şunları gördük. Hayır, biz bunun farkındayız. Biliyoruz. Hazırlık yapıyoruz ve bunu buna rağmen herkese de söylüyoruz. Kendilerine de söylüyoruz, farkındayız. Açık açık. Evet. Ama şunu karıştırıyorlar. Şunun altını çizeyim. Yani ben bunu hep söylüyorum. Bazen diyorlar işte bu Türkiye, Irak, Suriye, Lübnan, işte Libya, başka Arap ülkesi gerçekten değil. Bana göre Türkiye İran'da değil. Bunun da altını çizmekte fayda var. İran sürekli biliyorsunuz ne üzerinden gider? Vekalet savaşları, milis güçleri üzerinden gidiyor. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ben bunu her zaman gururla anlatırım. Kendi DAEŞ'le, bakın DAEŞ için 68 ülkeden oluşan uluslararası koalisyon gücü oluşturdular. Ne yaptılar? Onlar bile terör örgütlerini kullandılar ama biz Fırat Kalkanı Harekatı'nı yaptık. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Ordusu terörle mücadele etti ve 5000'den fazla teröristi etkisiz hale getirdi. Elbaba kadar sürdü. Bizim tek bir ordudur Türk Silahlı Kuvvetleri. IŞİD'le, DAEŞ'le sahada birebir çarpıştı. Göğüs göğüse çarpıştı. Ve şunu da söyleyeyim. DAEŞ bugüne kadar nizami bir ordu görmediği için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı koyamadı. Bugün YPG PKK terör örgütü için de geçerli. Unutmayalım, İsrail için de geçerli. Bakın İsrail nizami bir orduyla peki savaşmıyor. Peki şöyle sorsam, şu an İsrail eşittir YPG ve PKK, Suriye'nin kuzeyin. Evet, plandır tabii ki. Bunlar hepsi plandır. Bakın mesela şimdi şöyle, bu ben haritaların, tabii ki haritalar normal. Bunların hayali, böyle bir hayallerin olduğunu, biz bunu bugün değil, biz Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra zaten Osmanlı topraklarını biliyorsunuz paylaştıktan sonraki süreçte zaten böyle bir planın olduğunu farkındayız. Bunu da söylüyoruz. Şimdi bu tehdidi bölgede biz şunu unutmayın. Cumhurbaşkanı yaklaştı ve biz bunu sadece Suriye değil Doğu Akdeniz'deki dengeler, işte Libya'daki gelişmeler, Lübnan'daki gelişmeler, Suriye'deki gelişmeler ve bunlar bizim için büyük tehdit. Ve Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin biliyorsunuz Irak aynı şekilde, Irak sahasında bizim terörle mücadele kapsamında bizim ciddi mücadelelerimiz var, stratejilerimiz var ve bunun farkındayız. Bugünkü açıklamasına baktığımız zaman artık İslam dünyasını bir devletin uyandırması gerekiyor. Ama ben Hamenei ile biraz farklı tutuyorum. Cumhurbaşkanı ile Hamenei'nin açıklaması birbirinden farklı. Lütfen bu hataya düşmeyelim. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklama İslam dünyasındaki yankısıyla, ben size çok net söyleyeyim, Hamenei'nin yaptığı açıklamanın İslam dünyasındaki, Arap dünyasındaki yankısı aynı değil yankıları. Niye? Size bir çok net söyleyeyim. Çünkü Arap ülkelerinde Şii milis güçleri üzerinden İran sürekli bu devletleri zayıflatmaya çalıştı. Evet. Şimdi siz İslam'ı mezhepsel olarak ayıracaksınız. Mezhep gerilimine kendi ulusal güvenliği, sınır güvenliğiniz için
ayrıştıracaksınız. Sonra İslam birleşsin. Ve İslam Cumhuriyeti diye de yazar biliyorsunuz. Evet, ama anayasasının ikinci maddesinde İran'ın ne var? Şii Caferidir diyor devletin mezhebi. O zaman devletin mezhebinde Caferi yazıyorsa o cumhuriyetin İslam olma imkanı var mı? Onun için biz İran'ı çok iyi okumamız lazım. Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları hem Türkiye'nin Batı ile ilişkileri, Hamas, gücü Hamane ile kıyaslanamaz çok, peki. Çok farklı boyutta. Hı-hı. Türkiye hem İslam İşbirliği Teşkilatı içerisinde hem Arap dünyasında son zamanlardaki özellikle bizim ciddi bir diplomatik ilişkiler başlattık. Normalleşme süreçleri başlattık. Hı-hı. Ve sık sık bu Gazze konusunda adımlar attık. Hatta az önce siz de söylediniz. Yani tek Türkiye'de ticaretini İsrail'le evet. kesti. Bazı maalesef bakıyorum hesaplar. Biz halen İsrail'e şunu veriyoruz, bunu veriyoruz yok, şeklinde. Yok, o olay bitti. Yani bu şekilde Türkiye Cumhuriyeti'ni maalesef bazı mihraklar gerçekten peki. küçümsüyor. Ama biz bunun farkındayız. Ve Türk ordusu, Türkiye'nin Milli İstihbarat Teşkilatı, devlet iradesi bunlara hepsini bence yakın zamanda üstesinden gelecektir. Peki. Evet, tehdidin iyisi kötüsü yoktur. Tehdit tehdittir. Bunun altını çizmekte fayda var. Tehdit küçüktür, büyüktür, azdır, çoktur değil. Biz tehdit algılıyoruz ve bu tehdit içinde devlet olarak bana göre önlemler alıyoruz. Evet. Şimdi gelelim salı günkü Ankara'ya bir dönelim. Levent Hocam'la devam edelim. Böyle konu başlıkları da çok olduğu için turları böyle hızlı hızlı yapalım. Daha çok konuşma fırsatımız da olur. Levent Hocam, muhalefetin hani biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı meclisin açılışında, yeni yasama döneminin açılışında açıklamalar oldu. Yine bu İsrail vurgusu, yani İsrail tehdidine atıfta bulundu. Muhalefetten işte o zaman kapalı bir oturum olsun, meclis bilgilendirilsin dedi. Başta Özgür Özel olmak üzere muhalefetten bu açıklamalar geldi. Şimdi salı günü 8 Ekim'de Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler meclisi bilgilendirecek. Kapalı bir oturum olacak. Siyaseten yani siyasi partilerin de bu konuda yani İsrail tehdidi vurgusu, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu vurguyu yapması siyasi partileri aynı düzlemde tutabilecek mi? Yani bu konuda hemfikir olabilecekler mi? Mecliste böyle bir kapalı oturum yapılmasını nasıl buluyorsunuz? Olumlu buluyor musunuz? Evet, kapalı oturum talebini çok makul ve çok olumlu buluyorum. Hı-hı. Çünkü her açık yapılan oturumda muhalefet ister istemez kendi tabanını mutlu etmek adına hı-hı. var olan düzenden bağımsız, konudan bağımsız bazı mevzuları gündeme getirip asıl konuşulması gereken konuları konuşamayabiliyor. Bunu da haliyle siyaseten zaman zaman kendi tabanının etkisi altında, bazen de vermek zorunda kaldığını düşündükleri gayrimilli mesajlar üzerinden yapıyor. O bakımdan kapalı oturumda en azından muhalefet de çok daha net bir şekilde bazı hadiselerin nedenli ciddi olduğunu, Türkiye'ye ilişkin tehdidin reel bir tehdit olduğuyla ilgili bir bilgi alır ve bunu döner kendi tabanlarına, tamamen oydaşlıkları, doğrudan yan yana durdukları insanlara daha makul şekilde anlatır diye düşünüyorum. Hiçbir şekilde sulandırılmadan, zeminde bir kayma olmadan, doğrudan İsrail'in varlığının özellikle Irak'ın kuzeyinde denedikleri, Suriye'nin kuzeyinde YPG-PYD ile çok güçlü anlamda konumlandırdıkları örgütlerle ne kadar önemli bağlantıları olduğunu, hı hı. İsrail'in uzun vadede değil, baya baya orta vadede, Lübnan, Golan, Şam, üzerinden Irak ve Suriye'nin kuzeyi noktasında da şüphesiz çok ciddi emelleri olduğu gerçeğini artık konuşmakta fayda görüyorum. Yani keşke Sykes-Picot'la sınırlı kalsak. Baya baya bir Sevr Antlaşması'nın gölgesi altında devam ediyor her şey. Neden? Fransa hala Lübnan'ı arka bahçesi gibi görmeye devam ediyor. Suriye'yi arka bahçesi gibi görmeye devam ediyor. İngiltere hala Irak'ta etki sahibi olduğunu, etki sahibi olmaya gayret ettiğini açık bir şekilde dile getiriyor. ABD, İsrail ve Mısır üzerinden, İngiltere, Ürdün üzerinden bölgeyi domine etmiş vaziyette. Ve burada 50 binden fazla o deniz kuvvetleriyle beraber
uçak gemilerinde bulunan, kruvazörlerde bulunan, denizaltılarda bulunan Amerikan askerlerinin burada ne işi var sorusunu Sayın Bakanlarımızın bence muhalefete çok doğru bir dille, tatlı bir dille, gürültü olmadan, patırtı olmadan aktarmasında fayda görüyorum ki eğer biz artık yeni bir döneme girdik. Şimdi 1 Ekim'le beraber meclis açıldı ama bu meclis 3 ay önce kapanan meclis değil. Bu meclis Orta Doğu'nun çok daha büyük bir bataklığa her geçen gün döndüğüne şahitlik eden bir meclis haline geldi. Türkiye'nin BRICS ile ilgili önemli adımları oldu. Şanghay İşbirliği yapılanmasında güç kazandığımız, Türk Devletleri Teşkilatı'yla Türkistan coğrafyasında ortak bir alfabe noktasında önemli bir adım attığımız, Irak'ta kalkınma yolu üzerinden yepyeni bir iktisadi proje geliştirdiğimiz bir meclis olarak açılıyor. Hı hı. Eğer biz tek kutuplu dünya düzeninin dayattığı hegemonik emperyalist zorluklardan bahsediyorsak ve dünya yavaş yavaş çok kutuplu bir sisteme doğru evrilme ihtimali olduğu bir dönemden geçiyorsa, evet, burada Netanyahu'nun, İsrail'in saldırılarının, medeniyet kavramının her bir maalesef anlamı bütün olan kelimelerini soykırım, katliam, insan hakları, hukukun üstünlüğü gibi kavramların tamamının içini boşalttığı bir dönemden geçiyorsak bu gerçekliği vurgulamak lazım. Kol kırılabilir. Kavga edelim, dövüşelim. Çünkü hepimizin amacı Türkiye'yi A noktasından B noktasına taşımak. Milli unsurlar üzerinden, yerli unsurlar üzerinden bizim ulusal çıkar kaygılarımızı önemseyecek şekilde A'dan B'ye yürümek ve farklı yollar olabilir Cüneyt Bey. Bir tanesi muhafazakardır, biri liberaldir, biri milliyetçidir, biri sosyalisttir. Farklı yollarla yürünebilir ama mevzu milli olmak. Bu durumda biz burada kavgamızı verelim ama dışarı çıktığımızda özellikle dış politika bağlamında mesela Cumhuriyet Halk Partisi Sosyalist Enternasyonel toplantısına gittiğinde bastıracak. Diyecek ki bakın İsrail katildir. Netanyahu katildir. Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni çalıştırmak lazım. Milliyetçi Hareket Partisi, diğer siyasi partiler, Adalet ve Kalkınma Partisi sahaya indiği her dış politika toplantısında çok yüksek sesle dile getirecek ki yabancı devletler emperyal tuzaklarını bu ülkeye kuramayacaklarını, buradaki ayrışmayı körükleyebilmek adına insanları kutuplaştıracakları, insanları ötekileştirecekleri araçlarının artık defolu olduğunu, bize sökmediğini, 15 Temmuz'dan sonra çok daha birlik ve beraberlik içerisinde bir ruh hali, bir anlayışla en azından güvenlik, savunma ve dış politikada bir karar birliği içinde olduğumuzu anlayabilsinler. Çok kıymetli buluyorum ve manidar da görüyorum. Umut ediyorum muhalefet dış politika bağlamında, tezkere oylamalarında, Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde, belki yarın Lübnan'da, bilmiyoruz, Somali'de, Libya'da olduğu gibi ortak bir tutum sergileyebilecek bir düşünce yapısına ulaşır. Konumuz ekonomi olduğunda kavga edeceğiz. Ama konumuz dış politika olduğunda Türkiye Cumhuriyeti bayrağının dalgalandığı her dış temsilcilikle Türkiye'nin nedenli kararlı, nedenli bölünmez bir bütün ve ruh hali içerisinde olduğunu vurgulamak adına bu toplantının oldukça kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu saatten sonra da geri dönüş olmayacak bir süreç yaşanıyor. O bakımdan sayın liderlerimizin her birinden tutum birliği, davranış birliğini görmeyi de herhalde sıradan bir Türk vatandaşı olarak, seçmen olarak hak ettiğimizi düşünüyorum ki biz darılmayalım, biz kaygılanmayalım, başkaları kaygılansın. Yoksa ne mi olur? Yoksa Lübnan olursunuz. Yoksa ne mi olur? Yoksa Irak olursunuz, Suriye olursunuz. Çünkü onlara bugün dayatılanlar 1918'de, 1919'da bize dayatıldı. Daha üzerinden 100 yıl geçmedi. 15 Temmuz'u unutmayalım, 12 Eylül'ü unutmayalım ve bu süreçlerin tamamında ABD ve Batı dünyasının kendi çıkarları için Türkiye dizayn etmek için bazen muhalefeti, bazen daha da siyaset dışı zeminleri kullandığı gerçeğini bir kere daha hatırlayalım Cüneyt Bey. Peki. Şimdi Levent Hoca'yı dinleyince yani dış cephede zaten ordumuz, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Mehmetçiğimiz gerekeni yapar her şartta. Ne olursa olsun. Ama iç cepheyi sağlam tutmak gerekiyor. İç cephede sıkı durmamız gerekiyor.
Dolayısıyla Salı günü mecliste İsrail'e karşı ya da bu tehdide karşı muhalefetin de çağrısı üzerine bakanların da mecliste milletvekillerini bilgilendirecek olması çok kıymetli. Peki ortak bir tavır alınacak mıdır? Yani bu arada izleyicilerimize de hatırlatalım, bu tür kapalı oturumlarda içeride konuşulanlar cümlesi virgülüne kadar her şey tutanaklara geçer ve 10 yıl boyunca da bu tutanaklar mecliste saklı tutulur. 10 yıl sonrasında da eğer istenirse, gerekli görülürse bu tutanaklar kamuoyla da paylaşılır. Güngör Yavuz Aslan. Şimdi Gazi Meclisi en son tatildeyken olağanüstü gündemle Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın konuşması için toplanmış. Hı hı. Burada hem Gazze'de yaşanan vahşet hem Filistin davasına Sayın Cumhurbaşkanı'nın da katıldığı bütün meclisteki grup ve grup olmayan partinin geniş katılımıyla bir Filistin'e destek gündemi oluşmuştu. Şimdi bu sefer ana muhalefet partisi CHP'den gelen talep üzerine Türkiye'ye karşı İsrail tehdidi başlığıyla hem Dışişleri Bakanı Hakan Fidan hem Milli Savunma Bakanı bütün partileri bilgilendirecek. Şimdi muhalefet, şimdi iktidar partisi ya da bakanlar ya da yürütme ya da Cumhur İttifakı'nın bileşenleri genel Türkiye'nin İsrail'in tehdidine, bölgesel ve bölgesel tehditlere karşı bilgi sahibi. Sayın Erdoğan'ın Bahçeli'yle görüşmeleri, işte Bakanlar Kurulu'nda konuşulanlar, Milli Güvenlik Kurulu'nda konuşulanlar özelinde. Ama muhalefet bilmiyor. Hı hı. Yani muhalefet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu tehdide karşı aldığı önlemler nedir, nasıl bir öngörüsü vardır bilmiyor. Bir, bu bilgilendirme bu açıdan önemli. Diğer yandan CHP Genel Başkanı'ndan, yani iş siyaset açısından böyle bir talebin bulunmasının milli bir çizgide yani her zaman Türkiye'nin de ihtiyacı olan bir siyaset ürettiklerini görüyorum. Mesela Özgür Özel'in bir açıklaması da var. Cumhurbaşkanı diyor Gazze için mücadele ediyor, daha fazla mücadele etmeli diyor. Yani daha fazla çalışmalı diyor. Hı hı. Yine Türk evine karşı yapılan ABD'deki bir gündemle ilgili gitti, Türk evinin önünde açıklaması yaptı. Ben devleti destekliyorum, buradayız dedi. Türkiye dedi bunları tenezzül edecek bir ülke değildir dedi. Biraz da CHP'deki yeni dönemin farklılığından kaynaklanıyor. Yani Özgür Özel genel başkan olarak partisini Kemal Kılıçdaroğlu gibi yönetmiyor. Ayağa kalktılar en son 1 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan kaldığında. Ve milli politikalarda da başta Filistin ya da terörle mücadele ve Kıbrıs politikalarında Türkiye'nin, Türk dünyası politikalarında da hükümetle örtüşen, hükümete destek veren bazı eleştirilerini söyleyerek, yani eleştirimiz şu ama bu vatan millet meselesidir, Türkiye'nin meselesidir diye bir politika öğretmeye başladı. Ben bunu çok değerli buluyorum. Bu kapalı oturumda tam Lübnan gündemi geldi. Gazze vahşetinin de birinci yılında olması. Yani 7 Ekim'de Aksa tufanı evet. gerçekleşti ama İsrail'in vahşeti 8-9 Ekim'den sonra. Ali Hocam anlatır. Ondan sonra saldırıları başladı. O arifede olması belki Türkiye'nin dünyada tek olacak. Diğer parlamentolara bakalım. O açıdan da önemli. Hmm. Yani dünyada belki de hani Arap parlamentoları... Yani İsrail'in tabii. saldırılarının Gazze'ye başladığı tarih itibariyle meclis kapalı oturumda İsrail... Yani iki soru soralım. Hani gazeteciliğin temeli sormaktır ya. Mahmut Abbas kaç tane Arap parlamentosuna konuştu? Şimdi aklıma geldi. Bir tane sadece bizde konuştu. İşte Arap'ta değil mi? Arap'ta değil o da. Yani işte soruyorum. Kaç tane İslam İlişkileri Teşkilatı üyesi Türkiye hariç parlamentoda konuştu? Kaç tane Batı ülkesinin parlamentosu konuştu? Bu bir. Arap Birliği üyeleri, İslam İşbirliği Teşkilatı üyelerini de katarak soruyorum. Kaç tanesi Gazze ile ilgili kapalı oturum yaptı ya da Filistin ile ilgili? İşte Türkiye'nin bütün bileşenleriyle farkındalığı bu. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin ilginç bir ülke, yani ilginç bir detay. İşte siz de mutlaka takip etmişsinizdir. Sayın Doktor Devlet Bahçeli'nin 1 Ekim'de demin hem eş başkana taziye dilemesi hem el sıkması. Hı hı. Bugün partisinin bir programında da açıkladı. Sayın Cumhurbaşkanı, konu başlığımız 1 Ekim'de Cumhurbaşkanı'nın konuşması ve TMM olduğu için söylüyorum bunu. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Oradan Cumhurbaşkanı'nın yaptığı konuşmada aldığım bir mesajdan, bir gereklilikten dolayı bunu yaptım. Hı hı. Hatta bugün bana göre çok önemli bir konuşma. Yani Türk medyasının bunu insanlara iyi anlatması gereken bir durum ortaya çıktı. 30-40 yıldır mücadele ettiğimiz, siyaseten de içimizde sinmese bile Türkiye siyaseti ve Türkiye partisi mesajıyla ben bunu çok önemsiyorum. Ellerini sıktık dedi.
aslında bu iş, bakın Devlet Bey dedi ya, dışarıda yaşanılan etrafında barış, savaş, içeride de barış içeride ve birlikte bir yıldan beri bu iş direniş kalemlerinden söz ediyor. Bakın grup toplantılarına. Gazze vahşeti başladığından beri hep iç direniş kalelerinden söz ediyor. Belki de bu içeride olası bağıra bağıra gelen bir tehdit. Savaşın içinde oluruz ya da olmayız ama bir savaş burnumuzun dibinde, bir mücadelenin içinde Türkiye'nin siyaseten birlik ve beraberliğini, bu DEM olur, CHP olur, İyi Parti olur, kötü parti olur. Hani empati yaparak söylüyorum. Oluşturmaya çalışıyor. Bir konuşmasının bir kısmında da bugün canlı dinleme imkanı buldum. Cumhur İttifakı'nın bir bileşenin genel başkanı olarak dedi. Yani bunun Cumhur İttifakı içinde de bir adım olduğunu belirtti. Hmm. Belirtti, bu çok önemli. Cumhur İttifakı'nın bir bileşenin genel başkanı olarak dedi. En sonunda bütün partilere saygılarız. Bu da çok önemli. Umarız Sayın Devlet Bahçeli uzattı bu el. Hem kapalı oturum olmasında Gazze'deki çocuk ölümlerinin bütün coğrafyaya yayılmaması için. Ali Bey yıllardır Irak coğrafyası detaylı, Suriye'de güvenlik başlıkları çalışıyor. Bu coğrafyada ben bir şey söyleyeyim. Bir tek olmaz. Burası Orta Doğu. Olmaz yani. Onun dışında burada Orta Doğu'da her şey olur. Ya bu, geride bıraktığım şu yüzyıla baktığımızda tabii, bu coğrafyada tabii, bir gün bile bir çocuğun ölmediği bir gün var mı? İşte o zaman şunu, aslında bizim konuştuğumuz birinci Dünya Savaşı Osmanlı coğrafyası Orta Doğu'da. Bütün konuştuğumuz öyle. İkinci Dünya Savaşı küresel. Tabii hala bu taksim planı bitmedi. Hala. Güçlü olanların yöneteceği bir dünya. Bir paylaşım yaptılar Osmanlı sonrası. İkinci Dünya Savaşı sonrası tekrar bir paylaşım yaptılar. Soğuk Savaş 91'den sonra tekrar bir paylaşım yaptılar. Gözleri doymuyor, tekrar paylaşacağız ne diyorlar. Neden? Diyorlar ki bizim canavar. Canavar doymuyor, Siyonist. Yani doymuyor, biz bunu doyuracağız diyorlar. İşte burada yeni bir güvenlik mimarisi oluşturabilecek mi? Alemanin tabii mezhepsel bir yıllardır politik. Birazdan geleyim ona. Yok, ben ona girmeyeceğim. Üretmeni. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylemini, hadi Erdoğan, Sayın hani Ortadoğu Erdoğan diyorlar, ben de öyle hitap ediyorum. Erdoğan'ın dediği o Kudüs bayrağı etrafında toplanalım. Hadi Selahattin Eyyubi ile övünüyorlar. Ortadoğu'da çok önemli, haklı olarak hepimiz övünüyoruz. Hadi Selahattin Eyyubi'nin torunları olduklarını göstersinler. Hep birlikte gösterelim. Biliyorsunuz Ali Bey'im anlattı bir programda, Selahattin Eyyubi Kudüs'teki krala birinci savaşta yeniliyor. İlk savaşta yeniliyor. Sonra gidiyor ikinci savaşta strateji. Müthiş bir ordu hazırlıyor. Strateji. Yok, kendisi diyor zaten. Hani ittifak kurmadığım için gidiyor. Evet. Bütün Kudüs'ü fethetmek isteyen güçleri kendi bayrağı etrafında topladıktan sonra gidiyor Kudüs'ü fethediyor. Hadi Selahattin Eyyubi'nin torunlarını, bak manşet bu. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısından sonra Orta Doğu'da övünenler, toplanalım hadi Selahattin Eyyubi'nin bayrağının önünde Kudüs'e gidelim. Ama ben sana söyleyeyim, bu petrol afyon gibi. Petrol kokusu başlarını döndürmüştü. Ben gittiğimde bizzat gördüm. Ülkenin adını vermeyeyim. Şu bizim mübarek İstanbul'da ara sokaktaki, yanlış anlaşılmasın, bizim ellerinden çay istediğimiz kahveci bile koskoca Filistin bayrağı asmış. Asmış. Bir tane göremedim akıl tutulması gibi ya. Sordum, neymiş biliyor musun Ali Bey? İznet abiymiş. Ya... Yani Filistin bayrağı asmak... Üstelik bahsettiğiniz ülkenin nüfusunun %65'ini Filistinli mülteciler oluşturuyor. Ben söylemedim hangi ülke olduğunu. Şimdi diplomatik kriz çıkartmayalım. Ben de söylemedim. Tabii. Ben söyledim. Tabii yani. Onun için Batı Şeria'yı da kaptıran ülke yani. Evet. Değil mi? 1960. Daha ne kaldı? Doğu tabii. Kudüs'ü. Doğu Kudüs'ü mü Batı... Hem Kudüs'ü. Yok, Batı Şeria 1967. Evet. Doğu onun Kudüs'ü için, de. Onun için... Gelecek nesillerin başını dik tutmamız için, yani bizden sonra gelecek Orta Doğu'da, umarım Sayın Erdoğan'ın çağrısı karşılık bulur. Ümidimiz budur. Reklama 6 dakikan varmış Ali Hocam. Size de hani belki bu meclisteki İsrail gündemini nasıl buluyorsunuz? Evet. Siyasetin öncelikli gündemi olması mı gerekiyor? Muhalefetin talebi üzerine mecliste böyle bir kapalı oturum yapılacak. Buyurun. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Güngör'le hocam, Ersin hocam iç politikayı da dış politikayı da konuştular ama ben sadece dış politika konuşurum. Ama bu biraz da dış politikayı ilgilendirdiği için burada benim de yorum yapmam gerekiyor, analiz yapmam gerekiyor. Tabii bölgede yaşanan dış politika genel olarak ben her zaman söylüyorum, Türkiye'nin milli menfaatleri bütün partilerin üstündedir. Bir kere bunun altını çizmek gerekiyor. İkincisi, mecliste evet yeni bir dönemle yeni bir görüş de başladı. Yani yeni bir adım da ortada.
Sayın Devlet Bahçeli'nin de DEM Partili'nin elini sıkmasını ben farklı bakıyorum. Birincisi tehditsiniz ama biz size elimizi uzatıyoruz. Barış istiyoruz. Ve gelin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gerçek partisi olun. Bana göre, evet, hı hı. Türkiye partisi olun. Bu da son şans diye düşünüyorum. Hı hı. Yani hem Cumhur İttifakı açısından hem de Sayın Devlet Bahçeli açısından bu önemlidir. Bunu umarım DEM Partisi iyice değerlendirir. Hı hı. Çünkü mesela biz bu son şansı 30 Eylül'de size. Evet 30 Eylül'de böyle bir tokalaşma olacağını konuşsaydık, hı hı, herkes hayal olarak düşünürdü. Ya da yanlış düşünüyorsun diye tepkiler de gelirdi. Ama Sayın Devlet Bahçeli biliyorsunuz aynı zamanda çok iyi bir devlet adamıdır. Yani yıllardır siyasette Cumhurbaşkanı Erdoğan'la demek ki böyle bir yeni bir Türkiye, yeni bir iç siyasette uzlaşı. Ama bu uzlaşı tamamen dediğim gibi iç politikanın üstünde olan konularda, hı hı, en azından daha önce biliyorsunuz bizim ne işimiz var orada diyorlardı. Ne işimiz var Suriye'de, Afrika'da. Ama artık niye oralarda olduğumuzu bence muhalefet de bunun farkına vardı ve bu tehdidin de farkında olduğu için artık Türkiye ile Türkiye içerisinde bu güzel bir bence fotoğraf çiziliyor. Bunu umarım devamını ben umuyorum. Yani gerçekten ihtiyaç var Türkiye'de. Tabii muhalefette, siyasette her zaman rekabet var, hı hı, yarış var, seçimlerde yarış var ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvenliği konusunda, hı hı, ulusal çıkarları konusunda, dış politika zaten ulusal çıkarlar üzerine kuruludur. Muhakkak hiçbir parti ayrımı yapılmadan birleşilmesi mesela gerekiyor. Mesela şöyle bir eleştiri geldi Ali, evet, Semin. Sayın Özgür Özen de şimdi görüntülü olduğu için meclis resepsiyonunda da Sayın Bahçeli ile, evet, biliyorsunuz hani arada bir söylediklerimiz sizi üzmüyor falan gibi. Evet. Çok güzel bir diyalogtu. Sayın Cumhurbaşkanı son bir haftadır bu İsrail tehdidi üzerine bölgede yapmak istedikleri ve sonunda nereye geleceklerine, tabii, dair bu mesajları verirken muhalefetten şöyle çıkışlar da geldi. İçeride zaten pek çok konu var. Bunların üzerinin örtülmesi için bu kadar bu mevzuyu. Yani şimdi İsrail'in ne yaptığını 150 kilometre ötemizde Hatay'dan, tabii, Lübnan'a baktığımızda değil mi? 150, Güngör Yavuz'dan 150 kilometre mi? 200 kilometre galiba. Aşağı, tabii, yukarı. Yani 2-2,5 saatlik bir yol. Yani 2-2,5 saatlik mesafede neler yaptığını görüyoruz. Evet. Hani şimdi buradan o yani 10 bin kilometre ya da 5 bin kilometre uzakta bir şey olsa... Evet. Belki deriz ama dibimizde olan bir şey, hani bu meseleyi Türkiye'de pek çok şeyin üstü örtülsün bence, diye. Bakın Türkiye her devletin içinde sorunlar var. Elbette. Bunlar gayet doğaldır. Zaten devletler sorunlarla baş ederler, çözüm arayışlarına girerler. Hı hı. Ama sonuç olarak baktığımızda devletin dışarıya karşı da bir birlikteliğe ihtiyaç var. Ve bugün Türkiye'nin gerçekten... Bu birlikteliği göstermesi, hı hı, gerekiyor. Hı hı. Bölgemizdeki gelişmeler böyle sıradan bir gelişmeler değil. Bakın 7 Ekim'den sonraki sürece baktığımızda sadece bölgemiz değil, uluslararası sistemdeki, işte ben çok fazla bu konulara girmiyorum, komplo teori oluyor. 3. Dünya Savaşı algıları var, tehditleri var ama bu gerçekleşecek anlamına gelmez. Hı hı. Sonuç olarak biz gördüğümüz tehditleri ya da tehdit olarak düşündüklerimiz için önlem almamız gerekiyor. Türkiye şimdi içeride de bir barışa ihtiyacı var, uzlaşıya da ihtiyacı var. Mecliste önemli. Oturum önemli. Güngör'ün çok güzel bir şeye değindi, onu da söyleyeyim. Yani bu Mahmut Abbas konusunda, hı-hı, Türkiye'ye gelmesi her ne kadar geç de kalmış olsa ama geldi. Bir açıklama yaptı. Gazze'ye gideceğim dedi. Kaç ay geçti? 15 Ağustos'tan bu yana. Halen gitmedi. Evet, ne gitmedi, gidemedi. Ondan sonra dikkat ederseniz İsrail El Fethi'nin komutanlarını, işte yetkililerini Batı Şeria'da öldürdü. Şeyde Lübnan'da ilk defa öldürdü. Hamas. Evet, yani tabii Lübnan sorumlusu. Tabii yani bütün bu şeye Bizim baktığımız zaman cenazesine gitmedi. Yani evet, sonuç olarak baktığımız zaman Arap dünyası gerçekten uyuyor. Yani hiçbirinde şu anda çok mesela
Kurtlar Vadisi isim ver, dizi versem sıkıntı olmaz mı? Yok hocam. Yani mesela Polat Alemdar'ın mesela fotoğraflarını görürsünüz ama Filistin bayrağını görmüyorsunuz. Güngör onu ifade ederken de muhtemelen onu görmüştür eğer şey yapmışsa, dikkat etmişse. Yani Filistin davası, ben başından beri söylüyorum. Filistin meselesi hiçbir zaman Arap dünyası için dava olmadı. Hı hı. Sadece bir araç oldu. Bunu liderlik rekabetinde kullandılar. Pan-Arabizmi, yani Arap milliyetçiliğini beslemek için kullandılar. Çünkü çok önemli bir noktaydı Soğuk Savaş döneminde. Ve daha sonra yavaş yavaş kendileri kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiler. Hı. Bugün Filistin'in geldiği noktalardan bir tanesi, kendi içindeki ayrışmasının sebebi şudur. Mesela Hamas, bir örnek vereyim. Hamas'la Verin hocam, reklama gidiyor. Şöyle, Hamas'ı Katar destekliyor, tek bir Arap ülke. Hı hı. El-Fethi'de işte Körfez ülkeleri, Mısır gibi ülkeler destekliyor. Yani o destekte bile Filistin meselesinde iki ayrışma, ayrılan maalesef. Ve bu planlar da maalesef ister istemez İsrail'in işine geldi. İsrail 50, kendiler söylüyorlar artık, Bennett söyledi biliyorsunuz eski başbakan, 50 yıllık fırsatı biz yakaladık, bunu sürdürmeliyiz. Ve sürdürecekler de, söyleyeyim. Peki. Şimdi tabii ikinci bölüme birazdan geçeceğiz. Reklama gideceğiz. Evet, reklam olduğu için ben evet, de tabii bu İsrail tehdidine karşı, yani Sayın Cumhurbaşkanı bu uyarıyı yaparken Batı Holokost utancından dolayı Netanyahu evet. ve İsrail'e sesini çıkaramıyor dedi. Şimdi İsrail ya da Yahudiler diyelim, Güngör Yavuz Aslan, Avrupa'da tokadını yemediği millet kalmadı. Norveç, İngiltere, İtalya, İspanya, Almanya, yani Yahudileri katletmeyen ülke yoktur kıta Avrupa'sına baktığımızda. Ve belki de dünyada, şu coğrafyada, yeryüzünde onlara şefkat elini gösteren de tek biziz galiba. Korumaya alan, merhamet eden ve onlara vatan sunan bir milletiz. Hiç Yavuz elimizi görmediler galiba. Güngör Yavuz Aslan, şimdi Yavuz deyince aklıma o geldi. Hani bizim bir merhametli, şefkatli bir elimiz var. Bir de isteyen içinde bir Yavuz elimiz var. İkinci bölümde bir konuşalım. Reklam, bir 7 dakikalık aranın ardından tekrar karşınızda olacağız. Evet, gündem özel devam ediyor. Doçent Doktor Levent Ersin Urallı, Doktor Ali Semin ve gazeteci Güngör Yavuz Aslan'la birlikteyiz. Bölgemizde yaşananları konuşuyoruz. İlk bölümde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları vardı. Onları değerlendirdik. Meclisteki 8 Ekim Salı günü yapılacak olan kapalı oturumu, ki İsrail'e, İsrail tehdidine yönelik mecliste kapalı bir oturum gerçekleşecek 8 Ekim Salı günü. Bunun altını çizelim. Ve şimdi yavaş yavaş bu ikinci bölümde biraz Hamaney'in Cuma günkü açıklamalarına bakacağız, değerlendireceğiz. Bu arada editörüm Burcu da reklam arasında belirtti. İsrail'de şu anda Tel Aviv'de gösteriler yeniden başlamış. Şu anda Tel Aviv sokaklarında, evet, o görüntüler de ekranlarınıza yansıyor. Başta rehinelerin de ailesi olmak üzere. Evet. Değil. Nasıl? Rehinelerin ailesi mi? Evet. Başta onlar olmak üzere. Tabii ki hani coğrafyadaki bu ateşin sönmesini isteyen İsrailliler de var herhalde. Yani anladığımız o. Bu canlı ya da, değil mi şimdi? Evet, canlı. Şu anda Tel Aviv'de Netanyahu karşı protestoların yeniden başladığını da belirtmiş olalım. İsrail sokaklarında buna benzer çok görüntü var. Bugün itibariyle, akşam saatleri itibariyle İsrail içeride sürekli kaynıyor. Bir yıldır bu protestoları yapanlar, rehinelerin aileleri de artık bir ateşkesin olmasını, ateşkesle birlikte ailelerinin yanlarına dönmelerini istiyorlar. Beklenti bu yönde. Ama öncelik sanki yani ateşkesten ya da Gazze'deki bu katliamdan çok onlar kendi, hani kasap mal derdinde, koyun can derdinde misali. Tabii bu gösterilerin ana kitlesi. Yani Gazze'de kim ölmüş falan pek tabii, de umurlarında değil diye ben düşünüyorum. Tabii esirlerin, Hamas'ın elinde bulunan esirlerin aileleri. Bir an önce yani. Cumartesi, zaten her cumartesi
Savunma Bakanlığı'nın önündeki o caddede bir gelenek olarak bu eylemleri yapıyorlar. Yalnız bu Lübnan'daki gelişmeler, yani İsrail'in Lübnan saldırısı başladığından beri görünmüyorlardı. Hı hı. Görünmüyorlardı. O süreçten sonra ilk defa çıkıyorlar. Ama şöyle bir şey var, bir gerçekliği. Bunları uzun süredir takip ediyoruz, görüyoruz. Tel Aviv'in politikalarını değiştiremediler. Yani Netanyahu'nun Gazze kasabının politikalarının üzerinde bir baskılama, bir toplumsal etki oluşturamadılar. Örneğin Netanyahu'nun kaçtığı, kabul etmediği o ateşkesin kabul edilmesini sağlamadılar. Çünkü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden de geçen ABD'nin hazırladığı plana göre süreç, yani o üç aşamalı süreç olumlu giderse bütün esirler bırakılacaktı. Hı hı. Bırakılacaktı. Belki gene Ali Hocam bir üç dengesine göre, yani bir esire karşı üç. Ya esirler bırakılsın, Tel Aviv sokaklarında bir kişiyi bile göremezsiniz. Bunu başaramadılar ama diyorum. Hı hı. Yani bu geçici ateşkes dışında bir baskılama olur. Yani oluşturamadılar. Hükümeti düşüremediler. Katliamı durduramadılar. Hı hı. Sürekli kendi çocuklarını geri almak için gösteri yapıyorlar. Ben hani o konu benim. İkincisi de çok ilginç. Gazze'de çocuklar ölmesin demiyorlar. Savaş dursun demiyorlar mesela. O da çok ilginç. Bakın biz bir yayında yorumlamıştık. Yakınlarımız geri gelsin. Tabii. Aslında bu. Şimdi şöyle. Tabii. Kendi evladının gelmesini istiyorsun. Kafayı anlat. Peki Filistin ailenin çocuklarının ölümünün durmasını neden istemiyorsun? Aslında bu bakış, buna da çok dikkat etmek lazım bu bakış açısında. Hani bazen işte bu gösterilerle ilgili farklı bakış açısı getiriyor. Tamamen kendi haklılar. Şöyle 10 lira öncesine gidelim mi? 10 lira öncesinde bazı esirler Hamas tarafından biliyorsun çok da iletişimi iyi kullanarak, hatırlayın. Evet. Hatta serbest bırakılanların kamuoyuna yaptıkları açıklamalar, İsrail kamuoyunda çoğunu perdelediler biliyorsunuz. Yani Hamas bize iyi davrandı. Hatırlayın görüntüleri, evet. Görüntüleri hatırlayalım yani, birbirlerine el sallayanlar, sarılanlar. Böyle görüntüler var. Dediğin gibi ben de Hamas sana katılıyorum. Hamas esirlere esir gibi muamele etti. Evet. Yani dinimizde olduğu gibi. Onu söylüyorum. Ya da hukuken Cenevre Sözleşmesi'nde ne yazılıyorsa o da var, ona göre. Aynı şekilde. Evet. Yani devlet gibi muamele etti. Devlet gibi muamele. Bu protesto İsrail, Ali Hocam sizin İsrail'in maalesef Filistinlilere, tutuklu Filistinlilere öyle. Tabii cezaevindekilerin neler görüyorsunuz yani, bir kemik bir, evet, bir şey çıkıyor. Kemik. Evet yani. Bu yazık. Protestolar ne diyorsunuz? Siz nasıl düşünüyorsunuz? Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Bu protestolar bugüne kadar neredeyse bir yıl oldu. Evet. Sürekli var. Bu bir baskı oluşturmuyor Netanyahu üzerinde. Aslında şimdi olmasının daha faydası var. Çünkü bütün dikkatler ne üzerindeydi? Lübnan üzerinde, halen de öyle. Hem Filistin meselesi konusunda hem de kendi içerisinde de artık daha çok Lübnan odaklı, Hizbullah odaklı ve Netanyahu buna yanaşmayacak. Çünkü bir ateşkes de ben başından beri söylüyorum. Mesela geçen sene Aralık ayında biz birçok yayında bazı askeri stratejistler bile, hı hı, işte bu nasıl olsa seçimler var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Şubat'ı bulmaz. Yani bu sene bulmaz. Ben geçen sene de şunu söyledim. Bu devam edecek. Seneye de konuşacağız. Hmm. Çünkü buradaki sistem, Netanyahu'nun izlediği politikalar, Amerika Birleşik Devletleri'nin stratejileri, İsrail'le olan ilişkileri bunu gösterdi bize. Ki bugün de maalesef haklı çıktık. Şimdi bu konuda da bir yıla yakındır. Bu devam ediyor. Ama şunu da söyleyeyim, yine ateşkes bu şekilde çıkmaz. Uluslararası ilişkiler açısından bakın. Arabuluculara bakın. Diplomatik ilişkilerde müzakerelere baktığımız zaman. Ali hepsinde hocam, şöyle yani, bakın. Şimdi protesto yapanlar Güngör Yavuz Aslan dediği gibi, evet, yani ateşkes olsun da istemiyorlar onu. Ben sadece protesto edenlerin tamamıyla yakınlarımız sağ salim dönsün. Şimdi bakın, bunlar ateşkes diyebilirler. Ateşkesi de sadece Reyne'yi kurtarmak için i̇şte istiyorlar. Onu diyorum hocam. Kalıcı onu bir diyorum. Barıştan ha, değil. İşte onu diyorum. Evet, yani. Doğru. Dolayısıyla hani burada vicdan, hani vicdan herkeste vardır. Ama ne kadar? Ama şunu söyleyeyim. Bakın bugüne kadar kaç tane plan oldu ateşkesle ilgili? Evet, ben evet, ateşkes demedim. Hep şöyle söylüyorum. Rehine takası için, hı hı, bir ara vermek, evet, istiyorlar. Bir ara. Ama şimdi Hamas'ın şartlarına baktığımız zaman Hamas diyor Gazze'nin kuzeyinden geri çekilsin İsrail. Hı. Bu birinci. İkincisi kalıcı bir barış istiyoruz diyor.
Yani kalıcı bir ateşkes. Sadece evet. Rehineri serbest bıraktıktan sonra ondan sonra saldırıların tekrar başlamasını istemiyoruz diyor. Ama Amerika bile, bakın Biden kaç kere dedi, biz onun şeyiyle söylüyorum, açıklamasını söylüyorum. Biz ateşkes ilan etsek bile, ateşkes sağlansa bile biz Hamas'la mücadele etmeye devam edeceğiz diyor. Bu arada şunu da söyleyeyim. Evet. Yani Lübnan'daki bu işgal operasyonu başladığından beri sanki Gazze'de hiçbir şey olmuyormuş gibi düşünenler var. Her gün var ya. Her gün sığındıkları okullar. Geçen okulu burada 60'a yani, yakın ölü yaralı hani vardı. Sanki yani. Gazze'nin üstü örtülmüş gibi dünyada da bir hava. Ama maalesef hakim. Örttüler. Evet biraz o. Yani Türk medyası görüyor. Bakın mesela size bir örnek vereyim. Hı-hı. Ben Arap medyasını çok yakından takip ediyorum. Hemen hemen bütün sitelere bakıyorum. İnternet sitelerine, gazetelerine. Şu anda Gazze meselesi çok geride. Şu anda Lübnan değil Lübnan, mi? Olan biten. İşte Hizbullah'ın yeni İran lideri İsra. Kim olacak? Hmm. İşte yeni Safiyeddin, Haşim Safiyeddin'e biliyorsunuz yeni bir saldırı oldu. Bu nerededir diye şey yapıyorum, merak ediyor. Ama Gazze ile yani ilgili evet, böyle, bir tane, evet. iki tane ya da şöyle söyleyeyim artık ikinci sayfa, üçüncü sayfa haberi oldu. Yani manşetten evet. düşürdüler. Haber yok mu? Var ama manşetten düşmüş söyleyeyim durumda. Söyleyeyim yani izleyicilerimiz evet. için. Belki Levent Hocam'a da bu protestolarla alakalı evet. bir söz ama vereyim. Ama şunu söyleyeyim öyle Hı-hı. bitireyim. Hamas'a siz ateşkes olursa, rehineleri kurtarırsak ondan sonra sizi yok edeceğiz dedikleri müddetçe ateşkesten söz etmek mümkün Peki. değil. Dönelim Levent Hocam ne der bu protestolara? Yeniden Reyne yakınları başta olmak üzere Tel Aviv sokaklarındalar, meydanlarındalar. Samimiyet bağlamında soruyorsanız evet çok samimi bulmadığımı özellikle belirtmek isterim. Çünkü ağırlıklı olarak rehine yakınları ve rehineler bir an evvel geri gelsin şiarıyla sokağa çıkan insanlar görüyoruz. Olağanüstü hale rağmen sokakta oluyor olmalarını ise kıymetli buluyorum. Çünkü muhalefetin İsrail'de bir şekilde odaklanabilmesi için, Amerikan seçimlerinden sonra birleşebilmesi için bu ve benzeri protestolardan bir çıkarımda bulunacakları kanaatindeyim. Dolayısıyla sadece rehine geri gelsin demiyorlar. Çok büyük bir kısmı ateşkes kelimesinin anlamını bilmiyor. Bu doğru. Zaten orada doğduğunuz zaman ilk okulda almış olduğunuz eğitim, ortaokul ve lisede almış olduğunuz eğitim size bazı vicdani değerlerinizi yoksun bırakarak bir hayat sunuyor. Büyük oranda insani tavırlardan yoksun olarak üniversite eğitimine girmeye başlıyorsunuz. Bilmiyorlar. 48'den öncesini de sonrasını da devletlerinin yaptığı katliamın ne olduğu gerçeğinden arıtılmış bir gençlik, arıtılmış bir çocukluk yaşıyorlar. Bununla beraber çok fazlasının elindeki pankartlarda Netanyahu'nun katil olduğuna dair Hitler benzetmesine ilişkin bir takım dövizler de, bir takım yazılar da görüyorsunuz. Ben bunu kıymetli buluyorum. Demek ki sadece rehineler gelsin, ertesi akşam sokağa çıkmayız demiyorlar. Bu benzetme, yarın bir gün Netanyahu karşıtı blok bağlamında örgütlenme, çok daha demokrat bir, çok daha liberal bir dünya düzeninden yana bir siyasi hareketin İsrail'e gelişimine ilişkin bir filizlenme bile, bunun tohum dayı olması bile benim için anlamlı. Çünkü eğer bu katliam sona erecekse bilin ki bu işi Ürdün durduramaz. Bilin ki Lübnan'daki Maruneler durduramayacak. Bilin ki Irak'ta Maliki yönetimi durduramayacak. Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar durduramayacak. Kim durduracak? Muhtemelen ya ABD'den biz medet ummaya devam edeceğiz. Reel politika konuşuyor. Canımızı yakacak rasyoneliteyi dile getiriyor olursak ya da burada gördüğünüz sokaktaki kalabalık Netanyahu'yu durduracak. Belki yarın elindeki dövizlerin rengi değişir. Belki biraz daha vicdana gelirler. Belki binlerce çocuğun katledildiği gerçeğini de anımsamaya başlarlar. Ama İsrail'in iç siyasetine doğrudan müdahale etme kabiliyetimiz olmadığına göre sokaktaki bu kalabalığın ben hali hazırda anlamlı olduğunu, çok daha geniş kitlelere ulaştığı zaman ilk kısımda söylediğim şekliyle Netanyahu'nun devrilebileceği bir iklimin doğabileceğini ve ABD'de özellikle demokratların Kamala Harris'in bu ve benzeri kalabalıkları çok net bir şekilde umutla beklediğini düşünüyorum. Bekliyor ki nefret ettiği Netanyahu defolup gittiğinde onun yerine konumlandırabilecek, iç karışıklık doğmadan yumuşak bir geçişi sağlayabilecek yeni bir iktidar filizleniyor olsun. Kaldı ki
Trump'ın gelmesi durumunda maalesef bu katliamların devam edeceğine, Kudüs'ün başkent, Golan'ın işgal ve ilhak sürecinin çok daha kuvvetleneceğine dair ağır emareler var. Ama demokratlar umarım demokrat olduğunu hatırlarlar. Umut ediyorum geçmiş yıllardan bugüne getirdikleri kültürel, siyasi mirasın ne olduğunu fark ederler. Ve bu sokaktaki yığınları bir miktar daha makul zeminde siyaseten örgütleyerek Netanyahu'nun dünya siyasetinden bıraktığı kara lekeyle beraber gitmesini, ardından da İsrail'de yine büyük gösterilerle Uluslararası Ceza Mahkemesi yargılanmasını sağlarlar. O bakımdan ben bu kitlenin yaş grubunda tahmin ediyorum. Yani muhtemelen 25-30 yaş bandı hala yarın için birilerinin kalbini attığını, birilerinin düşünsel manada Netanyahu'nun doğru kişi olmadığına kanaat ettiğini görüyorum. Bu da beni, bakın, mutlu ediyor demiyorum ama umutlandırıyor. Kötünün iyisidir diye düşünüyorum. Peki. Şimdi gelelim, yani bu protestolar devam ederken biraz İran tarafına bakalım. Hamaney'in açıklamalarıyla devam edelim Güngör Yavuz Aslan. Elindeki tüfekti galiba, değil mi? Evet. Tüfekti. Ve 2020'den, Kudüs köpek benzetmesi yaptı. 2020'den beri ilk defa cuma namazı kıldırdı ve hutbeye 5 yıldan sonra dediler, evet. Kudüs köpek dedi. Verdiğimiz en hafif yanıt dedi. Kudüs köpeğe karşı verdiğimiz hafif bir yanıt dedi. Demek ki bunun daha da ağırı olabilir. Çağrısı vardı bölge ülkelerine, Arap ülkelerine, Arapça, ya da İslam ülkelerine. Arapça konuştu. Arapça konuştu, doğru. Buyurun, nasıl değerlendiriyorsunuz Hamaney'i? Hamaney her şeyden önce yapması gereken bir konuşmayı yaptı. Yani bu saldırıdan sonra, özellikle Hizbullah liderinin öldürülmesinden sonra şu soru soruluyordu. İsrail'de biraz bunu köpürttü. Sığınakta Hamaney ortada yok. Ortada yok. Ve ne diyeceği bekleniyordu. Vereceği mesaj. Hani biz Hamaney'in ekranların ortasında izlediğimiz o konuşmasından daha çok İsrail'in bunları söylem. Kudüs köpek diyebilirsin. Tel Aviv Siyonistlerin kafasına geçireceğiz diyebilirsin. Ne dediler? İsmail Haney'in Tahran'da öldürülmesinden sonra Siyonistlerin sonu geldi dediler. Tweet'ini de sabitlemişti. O günden bugüne baktığımızda sadece işgalin ve şiddetin genişlediğini görüyoruz ve İran'ın özellikle artık Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinden sonra o saldırıyı gerçekleştirmesi gerekiyordu. Burada dikkat çekici gözlemlerimi söyleyeyim. Dışişleri Bakanı hariç, bir bakanı hariç Lübnan'daydı sanırım. Bütün devlet yetkilileri oradaydı. Yani Cumhurbaşkanı'ndan tutun da devrim muhafızlarına, bakanlara kadar tutun. Hepsi orada bulundu. Bu benim çok dikkatimi çekti. İkincisi, Kur'an'dan, ayetlerden örnek vererek, işte az önce de siz söylediniz, Müslümanların, İslam dünyasının birliğini, birliğinden söz etti. Bir olmamız gerekir dedi. Arapça konuşması çok önemli. Yalnız bu konuşmasından bir gün önce İran Cumhurbaşkanı Doha'da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile görüştü. Bunu da unutmamak lazım. Artık orada ne konuştular? Bunun diplomatik ve bölgesel dengeler açısından yansıması ne olacak? İleriki günlerde göreceğiz. Şimdi İran bir mücadele içinde. İran sütten çıkmış ak kaşık da değil kendisi. Yani Orta Doğu'da, Irak ve Suriye'de uyguladığı birçok eylem, özellikle Kasım Süleymani zamanında ciddi anlamda eleştiri konusu. Ama gelen an itibariyle tarihinde ilk defa İsrail'e doğrudan saldırılar gerçekleşiyor. Yani vekiller üzerinden attığı roketlerin yanında hem Nisan saldırısı hem de en son yaptığı saldırıda, yani devrim muhafızlarının rampalarından üstlerinden o füzeleri atıyor. 60 gibi mi yapıyor? Bir etki oluşturuyor mu? İsrail kaynakları üstlerine ne kadar vurdu ve kayıplarını bildirmiyor. Ama İran vurduk ve canını yaktık diyor. Şimdi bu böyle revanşist bir şekilde İsrail İran'a saldıracak. İran İsrail'e cevap verecek. O 20 füze atacak, bu 200 füze atacak şeklinde mi gidecek? Yoksa işte topyekün savaş diyebileceğimiz bölgesel bir çatışmayı mı evrilecek? Şimdi şu soruyu soralım. Bu Orta Doğu'da bir bölgesel savaş çıksa, şimdi düşük yoğunluklu, daha çok Hizbullah ve Hamas üzerinden, vekiller üzerinden giden bir çatışma var. İsrail-Hamas çatışması, İsrail-Hizbullah çatışması. Yani İsrail'in vahşeti ve saldırganlığı daha doğrusu. Peki bir savaş çıksa tarafları kim olur? Yani hemen İsrail. İsrail-İran. İran. Akla tarafları gelen. Kim olur?
Tabii. Ama İran'ın yanında kim olur diyorsun? İran'ın yanındaki hayır. İsrail'in ikisi yanında kim şu açıdan biliyoruz. Şu anda İsrail yani bir savaş olsa İsrail ve İran ana aktörler olacak. Tamam. Onun mevcut konjonktürü itibariyle. Bir de Orta Doğu'da Arap-İsrail savaşları var. İşte Ali Bey belki anlatır. 48, 67, 73 ve bunun yanında Filistin topraklarında yıllardır İsrail'in yaptığı bir mezalim var. Bunu da unutmamak lazım. Herkesin sorduğu soru şu. Bundan sonra hep bir sıcak gelişme olur. Yorum analiz yaparız. Bundan sonra ne olacak deriz. Yeni bir kriz çıkar. İşte İsmail Haniye vuruldu. Bundan sonra sırada kim var? Hasan Nasrallah vuruldu. Hasan Nasrallah'tan sonra sırada ne olacak? Ama ben size ilginç bir gözlemi paylaşayım. Şimdi İsrail 2006'dan farklı olarak yani bu İran'a atılan füzeler bu gerginlik dışında daha farklı ve sinsi bir plan uyguluyor. 2006'da şunu gördük ya. Karşısındaki Hamas değil. Karşısındaki yerde Gazze değil. Hizbullah karada 120 tane tankına, binden fazla askerine, 3 tane de uçağını düşürüp bir tane de gemisini. 2006'da 1500'e yakın kaybı vardı İsrail. İşte 1000'in üzerinde kaybı var. Hı hı. Ve bir ne diyelim Hasan Nasrallah o zaman büyük bir zafer ilan etmişti. Ama şimdi farklı bir şey yapıyorlar. Bakın Güney Beyrut'u neden vuruyorlar? Güney Beyrut'u boşaltmak istiyorlar. Çıkıyorlar insanlar orada. Peki Güney Beyrut'takiler kim? Güney Lübnan'da aşağıda İsrail'e karşı duran savaşçıların yöneticilerin aileleri. Hepsi Güney Beyrut'ta. Zaten Güney'i boşalttı. Hı hı. Boşalttı. Hizbullah yaptığımız saldırılara bakın. Hep nokta. Yani Hasan Nasrallah lider dışında komutanlarına bakın. İstihbarat sorumlusunu vuruyor. SİHA sorumlusunu vuruyor. Güney cephe komutanını vuruyor. Lojistik depodan sorumlusunu vuruyor. Vuruyor. Hatta şöyle bir görüşüm var. Çağrı cihazları ve telsiz saldırılarından sonra 500'e yakın işte yaralandığı söylendi. 1500. Üst düzey şey için siyasetçiler dışında savaşçı. Evet, 400 küsür tane işte 1500 kişi etkilendi. 400 küsür tanesi de Hizbullah'ta ya asker ya savaşçı. Hı-hı. Ya şey. Şöyle bir şey oldu. Ben o zaman şöyle 460 rakamı açıklandı. 500 diyelim. Cüneyt Bey 500 tane Hizbullah'ın komutanı arabayı kullanacak, emir verecek komutanı ya elini ya gözünü kaybetti. Doğru. Bunlar hep çalışılmış ev ödevleri. Ev ödevleri Hizbullah'ın savaşamayacak hale getirip zayıflatmaya çalışıyor. Belki Ali Bey bakmıştır. 5000 tane Lübnanlı aile de Irak'a gitmiş. Çıkışlar var. Yani çok Suriye'ye giden var. Suriye'ye gidenler Suriyeli. Bunun yanında Lübnan. Evet. Lübnan. Geçici sığınmacılar. 1 milyona yakın Lübnan'da geçici sığınmacılar var. Lübnanlı yetkililer 260 bine yakın rakam söylediler. Giden Suriyeli'ye. Yani Lübnanlı bakanların açıklaması. Ama Hizbullah'ı boşaltmaya çalışıyor. Bu sefer Hizbullah'ın sosyolojisine oynuyor. Bakın liderlerin cenazesini yaptırtmadı. Hala belli değil. Gizlice gömdük dediler. Öyle mi? Tabii güvenlik. Bilinmeyen bir yerde. Töreni sonra yapacak. Daha sonra töreni. Liderlerini seçtirmiyorlar. Sesteler bile açıklatmıyorlar. Bakın söyleyeyim Hizbullah lider seçmiştir. Ali Bey bilir öyle bir şey yok. Yani o vekaleten ne oldu? İsmail Haniye'den sonra neydi? Vekaleten şeyi atadılar. Yahya Sinvar'dan Sinvar. Önce. Vekaleten değil Sinvar. Şeyi atadılmışlardı. Halid Meşale. Ha ben aklıma gelmedi. O düştü 4 günle seçilene kadar. Hizbullah seçilene kadar bile bir isim söyleyemedi. Evet. Hani seçilene kadar Güngör Yavuz Aslan vekaleten. Ama bir ekleme yapabilir miyim? Buyurun hocam. Kusura bakma. Estağfurullah. Hizbullah Hamas gibi değil. Hizbullah'ın liderini seçmesi Şura Meclisi içerisinde 7 kişilik Şura Meclisi var. Onlar karar verirler. O yüzden... Tabii. Bunların toplantıları zaten dikkat ederseniz birkaç tanesi genel gitti. Genel sekreter olarak geçiyor zaten. Değil mi? Genel sekreter. O yapılan, evet, yapılanması öyle. Evet. Yani yapılanması yani Hizbullah'ın bir yapılanması var. Evet. Farklı bir yapı. Sadece katkı sunuyor. Yani İran karar verir. Tabii İran'ın onayı olabilir. Yani İran'ın genel sekreteri mi Lübnan'daki? Evet. Değil mi? Ya şimdi sonuçta İran'ın vekili. Çünkü hepsi din adamı Kum'da, Necef'te bugüne kadar eğitim gelenler. Görüyorlar. Eğitim görmüşler. Mesela Hasan Nasrallah da öyle. Ondan önce Abbas Musevi de şimdi öyle. Şöyle Ali Bey ondan önce Tufeyli de öyle aynı şekilde. Hı. Yani bunlar şimdi Alim Hizbullah'a karşı Seyit değil mi şu anda? Şimdi bunlar Seyit olmak zorunda. Şöyle bunu karıştırıyorlar Türkiye'de maalesef. Bazıları işte yok Irak'tan bir komutan atayacaklar. Bu Hizbullah'ın başına genel sekreteri olarak o geçecek. Öyle bir şey olmaz. Bugüne kadar Hizbullah kaybettiği liderler var. İlk kurucu genel sekreterini 91 yılında görevden aldı Tufeyli. Niye? Hümeyni devrimiyle ayrıştığı için. Sonra Abbas Musevi geldi. 9 ay sonra İsrail helikopteri tarafından
vuruldu. Ailesi ve yani eşi ve oğluyla hayatını kaybetti 92 yılında. Ondan sonra Hasan Nasrallah geldi. Şimdi bunların bütün hayatına baktığımız zaman hepsi Necef'te, Kum'da ve bunlar hepsi din adamları. Anladım. Yani Hizbullah, ben hep şunu ifade ediyorum ilk günden beri, Hasan Nasrallah hayatını kaybettikten sonra İran devriminin Hizbullah ilk dışarıda ne derler öyle yayılmacı politikalarının bir parçası olarak İran devriminin velayet-i fıkhını oluşturan tek örgüttür şu anda. Hmm. Yani Haçlı Şabi öyle değil. Haçlı Şabi içerisinde çok farklı yapılar var. Onlar daha çok Şii üzerinde duruyorlar. Ama Hizbullah tamamen İran devrimine sadık olan ve İran devriminin ilkelerini benimseyen lideri öyle, içerisindeki lider kadro da öyle. Bakın bugün öldürülenlerin hepsi öyle. Anladım. Onun yapı altını çizmekte, evet, yapısını Hizbullah, iyi okumak lazım anladım. Yani Hizbullah. Şöyle bitirdiyseniz bir Hamane'nin yine açıklamalarını Levent Hoca'ya da soracağım. Tabii tabii. Çünkü dağılmasın diye. Evet, evet. Sonra ben de Hamane'yi konusunda tabii. birkaç yorum yapacağım. Bakalım Levent Hocam ne diyor bu Hamane'nin Cuma hutbesinde 5 yıl sonra Cuma namazını kıldırması, Arapça konuşması, elinde tüfeğinin olması. Buyurun. Yani bu sözler, bu konuşma Arap ülkelerini harekete geçirir mi? İran'ın yanında dururlar mı? Hani şimdi derler ya, hadi oğlum sen git arkandayız, evet, sonuna kadar. Hani ya da futbol maçlarında ya da işte ne bileyim mahalle kavgalarında, oğlum hadi sen önden git, biz arkanızdayız, sonuna kadar destek veririz. Ya böyle bir durum ortaya çıkar mı Levent Hocam? Hamane'nin konuşmalarını bir defa çok olumlu buldum. İdealist buldum, romantik buldum. Gerçeklikten uzak olduğunun kendisi de farkında olmasına rağmen oldukça güçlü cümleler vardı. Oradaki Kanas'ın bir Rus yapımı tüfeğin var olması, bunların her biri sembolik manada seçilmiş değerlerdir diye düşünüyorum. Birlik çağrısı, beraberlik çağrısı, her birimizin tabii ki temel arzusu şudur. İran 1979 İslam devriminin ardından rejimi ihraç söylemlerini keşke hiç oluşturmasaydı. Sadece vekil aktörler üzerinden kurguladığı Umman'da, Bahreyn'de, Yemen'de, Irak, Suriye ve Lübnan topraklarında elim onlarca yüzlerce hadise hiç yaşanmasaydı. Savunma hattını Tahran'ın ötesinde konumlandırabilmek adına vekil aktörlerin gittiği coğrafyalarda büyük dramlar hiç yaşanmasaydı. O kadar zor bir denklem ki Cüneyt Bey. Hadise şu anda odak noktamız eğer İsrail ise, İsrail'in Gazze'deki, Batı Şeria'daki ve Lübnan'daki katliamlarının durması ve durdurulmasıysa şüphesiz bu manada bu yolda hizmet edecek herkesi destekliyor olmak gerekir. Bu kişi Hamane'de olsa destekliyor olmak gerekir. Hizbullah'ın fiili anlamda sahadaki aksiyon alanını da destekliyor olmak gerekir ki bir çocuğun dahi burnu kanamasın, bir çocuk daha gözyaşı akıtmasın. O zaman biz bu defa ben en azından suyu bulandırmayacağım. Suyu bulandırıp da ah Hizbullah Suriye'de gerçekleştirdiğin operasyonlarda binlerce sivil ve masum hayatını kaybetti. O zaman aklın neredeydi demeyeceğim. Ah İran rejimi Irak tarumar olurken Amerika'dan ithal bir anayasa almak durumunda kalırken kimleri desteklediniz demeyeceğim. Yemen'deki bölünmüşlükten hiç bahsetmeyeceğim. Şimdilik ben kendi adıma bu kulağımın bir üstüne yatmayı tercih ediyorum. O bakımdan ya da Sayın Erdoğan Tahran'a gittiğinde dönemin Cumhurbaşkanı'yla konuşurken Hamane'nin sosyal medya üzerinden önce Suriye'deki işgal sürecini tamamlayın ve oradan çıkın cümlesini dahi hesaba katmayacağım. Çünkü bunları kattığım zaman İsrail'in istediğini yapmış olurum. Bunları kattığım zaman ABD'nin istediğini yapmış olurum ki Şii ve Sünni ayrımı üzerinden bölgedeki devletler birbirine düşmeye devam etsin. Bölgede kenetlenemeyen bir İslam dünyası daha da güçlensin. Buradaki gediklerin, oyukların, teneffüs edilebilecek alanların derinliği artsın, sayısı artsın. Biz de oradan hegemonik tavrımızı koyalım ortaya. Bir gün İran'ın, bir gün Umman'ın, iki gün Yemen'in yanında ama hep Suudi Arabistan'ın yanında, Katar'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin yanındaymış görüntüsünü verip bu devletler arasındaki maalesef diyorum ayrışmayı körükleyelim. Bu defa böyle yapmayayım. Bu defa odak Gazze ise
Batı Şeria ve Lübnan'sa Hamaney'in bu konuşmasını kutluyorum. Keşke dediklerini yapabilecek kudrete sahip olsa, umarım samimidir, umarım İslam dünyasıyla, Arap dünyasıyla, diğer mezheplerde olan topluluklarla yapmış olduğu hatalardan kaynaklı olarak bir bilinç geliştirip, bir öz eleştiri yapıp yeniden kuvvetli bir hani el uzatıp sahaya, hadi birlik ve beraberlik için ben de varım, taşın altına elini koyuyorum demiştir. Çünkü Türkiye için kıymetli. Çünkü Türkiye Azerbaycan sınırı, Türkiye Gürcistan sınırı, Türkiye Ermenistan sınırı 33 yaşında. Ama Türkiye İran sınırı 400 yaşında. 1639'dan beri benim komşum. Zaman zaman kavga ediyoruz, zaman zaman restleşiyoruz ama hiç savaşmıyoruz. Dolayısıyla komşuluk hukuku bağlamında Hamaney'in söylemlerinin kıymetli olduğunu, odak noktamızın şaşmaması adına İsrail ve Netanyahu'yu durdurabilecek, ABD'nin buradaki emperyal söylemlerini durdurabilecek tüm akıllara ve hamlelere, ya bunun arkasında B planı da vardır, bu da burada bir çakallık peşindedir demeden bakmak istiyorum. Çünkü bize verilen emir bu. Emredilen bu. Hem millet olarak hoşgörü üzerinden hem de dini anlamda bu cümlelerin başlı başına samimiyetsiz olduğunu söylemek bana doğru gelmiyor Cüneyt Bey. Bu bağlamda bu mesajların kıymetli olduğunu, inşallah da samimi olduğunu düşünüyorum. Ali Hocam, hadi size de bu Hamaney'in açıklamalarını nasıl buldunuz diye sorayım. Hamaney'in açıklamaları. Sonra İran-İsrail geriliminde sanki pazartesiyi salıya bağlayan gece ya da pazarı pazartesiye bağlayan gece bir şeyler olacakmış gibi bir durumdan bahsediliyor. 7 Ekim'in hani yıl dönümü diye. Orayı son bölümde değerlendireceğiz. O yüzden tamam, hani Hamaney ile alakalı sizin de değerlendirmenizi alayım. Hamaney'in özellikle yaptığı açıklamanın satır aralarına bakmak lazım. Yani bizim söyleminin nasıl oluşturulduğunu ve nasıl bir mesaj verdiğini konuşmak gerekiyor. Öncelikli olarak bu İsrail ile ilgili kullanmış olduğu cümlelere baktığımızda Sayın Hakan Fidan'ın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da Mısır ne diyor? Sahipleri İsrail'in tasmasını eline almalıdır demişti. Bu daha tabii Dışişleri Bakanı olduğu için böyle bir diplomatik dil kullandı. Yani bunu Türkiye daha önce böyle bir mesaj da vermişti İsrail konusunda. Hamaney'in yaptığı açıklamaya baktığımızda benim dikkatimi çeken en önemli nokta şu, daha çok Filistin üzerinde durdu. Yani Lübnan'a evet biraz satır aralarında değindi, Hizbullah'ın yanında olduklarını söyledi. Ama daha çok Filistin davası, daha çok bununla ilgili verdiği mesaj. Şimdi İran'ı biz yıllardır İsrail'e karşı, Batı'ya karşı, Amerika'ya karşı hep böyle ciddi mesajlar verir. Yani Levent Hoca'nın da söylediği gibi çok güzel, evet. Yani uygulamak önemli. Daha doğrusu Batı ile Avrupa'ya hiçbir zaman ilişkiler normal olmadı. Tabii. Mesaj, verilen mesaj da, yani şimdi bakın, caydırıcılık önemli bir şeydir uluslararası ilişkilerde. Caydırıcı olmanız için verdiğiniz mesajın arkasında gücünüz olması gerekiyor. Evet, hem gücünüz olması lazım. Gücünüz yoksa mesaj vermeniz, bir verirsiniz, iki verirsiniz. Eyleme dönüştürmezseniz ne olur? Dikkate alınmazsınız ondan sonra. Şimdi misilleme konusunu biz aylarca konuştuk. Hani'den sonraki süreçte de konuştuk. Ha bugün müydü, ha yarındı, ha bugün, ha yarın şimdi derken. Şimdi ben başından beri hep şunu söyledim. Misilleme yapmak önemli değil. Çünkü misillemenin orantısı önemli. Mesela İsrail'in bugüne kadar İran'a karşı, Hizbullah'a karşı yaptığı saldırılara baktığımız zaman, İran'ın yaptığı saldırıya baktığımız zaman çok aralarında fark var. Yani İran etki, orantılı, İsrail orantısız, orantısız gidiyor her yerde. Orantısız gidiyor ve aynı orantıda da değil. Mesela şunu söyleyeyim. Mesela İsmail Haniye Hamas liderini öldürdü. Tamam, diyeceksiniz ki Hamas farklı bir örgüttür. Hizbullah, az önce söyledim, İran devriminin dışarıdaki en önemli mümessilidir, yani temsilcisidir. Hasan Nasrallah'ı öldürdü. Ondan sonra gönderilen, işte biliyorsunuz, füzelere baktığımızda Fethah füzesi, bunlar tabii Fethah olmasının da önemli bir özelliği var. Hümeyni'nin babasının ismi, bilindiği üzere.
Bunları gönderdi. Az önce İsrail tarafından yapılan açıklama var. Hava iki tane hava üssüne isabet ettin ama hiçbir kaybının olmadığını. Şimdi bütün bu gelişmelere baktığımız zaman İran Dışişleri Bakanı mesela bu konuda adımlar atıyorlar. Mesela Dışişleri Bakanı dün neredeydi? Lübnan'daydı. Bugün Suriye'deydi. Ve bunlar mesela Arap dünyasındaki hiçbir yetkilinin gelmemesi, hiçbir bakanın gelmemesine rağmen ama gidip Lübnan'ı ziyaret etmesi, Suriye'yi ziyaret etmesi önemli. Bu bir mesajdır ama Lübnan ziyareti sırasında şunu söylüyor. Biz Lübnanlı Şiilerin yanında duracağız, Hizbullah'ın yanında duracağız diye şey veriyor, mesaj veriyor. Yani Lübnan'ın devlet olarak yanında olacağız şeklinde bir mesajı yoktu Arakçı'nın. Bunu da altını çizmek gerekiyor. Pezeşkian biliyorsunuz neredeydi? Katar'daydı. Ne yaptılar? Hangi anlaşmayı yaptılar? Bunu Katar tek başına yapmayacağını hepimiz biliyoruz. Katar'da dondurulmuş 6 milyar dolarını serbest bıraktı. Yani İran'a iade edilecek. Yani bu süreçte Amerika bunu niye yaptırdı? O da önemli. İran'la olan ilişkiler açısından baktığımızda. Netice olarak dediğim gibi bugüne kadar İran'ın verdiği mesajlarla attığı adımlar hep birbirinden farklı. Evet, İran 1979'dan beri hep İsrail'e karşı bir söylemi var. Tehdidi var. Mesajı var. İşte haritadan sileceğiz tehditleri var. Ama bugüne kadar iki kez doğrudan karşı karşıya kaldı. Biri 13 Nisan'da biliyorsunuz dronlarla saldırıydı. Diğeri de 1 Ekim'de iki tane saldırı. Ama etkilerine baktığımızda tabii şunu da söyleyeyim. Etkileri daha etkili olabilirdi. Ben başından beri söylüyorum. Hiçbir zaman ben İsrail'le İran'ın doğrudan savaşacağını düşünmüyorum. Hala zaten sınırları da hani birbirinden ama şunu söyleyeyim. Ya vekiller üzerinden evet, ya da işte ama şunu söyleyeyim. İsmail Haniye'nin öldürüldükten sonraki gıyabi namazını kıldıkları zaman Tahran sokaklarında ne yazılmıştı? İsmail Haniye'nin intikamı bizim görevimizdir demişti İran. Bunu Ali Hamen'in söyledi. Şey mi olmalıydı? Karşılığında bu füze ya da drone saldırıları değil de direkt İsrail'li önemli birinin hedef alınacağı. Evet. Yani bakın İntikam İran böyle alınırdı değil mi? Evet, şunu söyleyeyim. İran Irak'ta suikastlar yaptı. Suriye'de yaptı. Lübnan'da yaptı. Lübnan'da İran hatırlayın 83 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin büyükelçiliğine baskını yaptılar. Kendi içlerindeki yani Tahran'daki Amerikan büyükelçiliğine yaptılar. Kuveyt'te yaptılar. Bir İsrail yapamadı. Ve bugüne kadar İsrail'e karşı bir şey yapmadılar. Bu çok yani düşündürücü bence. Şimdi bakıyorum Türkiye'de biz nasıl bir tavır alacağız? İşte İran evet komşumuz. İran kesinlikle savaşa girmemeli, parçalanmamalı. Irak parçalanmamalı. Suriye için de aynı şekilde bizim zaten komşularımızla, komşularımızın toprak bütünlüğüyle ilgili politikamız, stratejimiz, söylememiz hepsi nettir. Doğru. Ama şunu söylemek gerekiyor. İran'ın Türkiye'ye karşı politikaları net değil. PKK'yı, Irak'ın kuzeyini bakın. Pezeşkian'ın daha 12 Eylül'de Irak ziyaretine bir baktığımız zaman Bavel Talabani'nin yanına gitti Süleymaniye'ye. Niye? PKK'ya destek verdikleri için beraber hareket ettiler. Şimdi bizim şu politikayı uygulamayız. Düşmanımızın düşmanı dostumuzdur diye Türk dış politikasında öyle bir şey şu anda yok. Onun altını çizmek istiyorum. Ama maalesef ya bu süreçte Türkiye, İran'la her şeyi konuşmalı. Açık açık. Tabii ki bizim konuşmamız lazım. Yani bizim biz şu anda İran işte şimdi şöyle burada bir şey söyleyeyim Cüneyt Bey daha net olsun. Seyirciler de daha kafalarında şu oluşsun. Biz nasıl tehdit algımızı söylüyoruz? Cumhurbaşkanı Erdoğan dile getiriyorsa bunu İran'la da görüşmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bakın İran halen farkında değil. İran sadece ve sadece şunun farkında. İşte İsrail'le bir bölgesel gerilim söz konusu. Biz nasıl olsa Husi'lere söylüyoruz. Füze atıyorlar. Hizbullah'a söylüyoruz. Bu ateş bize kadar gelmez. Yani zaten 79'dan beri Hümeyni devriminin temel prensibidir. Senin tehdit algıladığın sınırları bu devlet dışı silahlı aktörlerle kendi tehdidini
uzaklaştırmak. Yani sınırındaki tehdidi uzaklaştırmak. Evet. Şimdi uzaklaştırdılar bugüne kadar. Ama şu anda çok yakın onlara bu tehdit. Yani geçmişten daha yakın, çünkü bölgesel anlamda da değişiklik var. Bize mesela karşı... Irak-İran savaşını hatırlayın, 8 yıl sürdü. İran'la yapılan savaşlara baktığımız zaman, ondan sonraki süreçlere baktığımız zaman, Suriye'deki işte iç savaştaki İran'ın rolüne baktığımız zaman, İran artık Arap dünyasını da bölge ülkelerinde, rekabet farklı bir şey dediğim gibi, rekabet yaparsınız bölgesel anlamda ama tehdit artık bu bölgede, bu tehdit Türkiye'nin tehdididir, beni ilgilendirmez diyemezsiniz. Anladım. Bu tehdit Suriye'nin tehdididir, Türkiye'yi ilgilendirmez diyemeyiz biz de. İşte Hamaney de zaten aynen şunu söyledi, dedi ki düşman başarılı olursa başka ülkelere de evet, saldıracak. Tabii. O zaman İran bunun umarız ama, ki farkındadır. Ama şunun için, mesela şunun için ne gerekiyor İran'ın? Arap ülkeleriyle de bir barış kurmalı. Peki. Bu milis güçleri üzerinden İran çok büyük... Belki başlangıçta işte Irak'ta nasıl olsa ben başbakanı kendim istediğim gibi seçtiriyorum. Hatırlayın 2010'da Türkiye ile karşı karşıya bile geldik İran'dan dolayı. İşte Suriye'de istediğimiz gibi biz Beşar Esad'ı savunduk, durdu. İşte Hizbullah'a bakın, işte Suriye, Lübnan'ın daha önce söylüyorlardı. İşte Lübnan'da destekledik, siyasetinin bir parçası oldu. Lübnan ekonomisini %60'ına hakimiyet sağladı. Bunu diyebiliriz. Husiler... Yemen'in Sana'yı ele geçirdi, Yemen'in kuzeyinde bir yapı oluşturdu diyebilirsiniz. Ama bugün o yaptığınız bütün bu girişimler neye ihtiyacı var? İşbirliğine ihtiyacı doğru var. Ve bu tehdidi ortadan kaldırmanıza ihtiyacı var. Onun için bölgesel bir işbirliğine, uzlaşıya da ihtiyacı var. Türkiye'nin, bölgenin, Orta Doğu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İslam dünyasına yaptığı seslendiği, yaptığı çağrıda bu anlama geliyor diye ben böyle umarız okuyorum, en azından altını çizmek istiyorum. Peki hızlanacağız artık, son böyle hani yarım evet saat. Şimdi nasıl karşılık vereceği Güngör Yavuz Aslan? Yani ben izliyorum son 2-3 gündür. Hem Türk televizyonları, hem Arap basını, hem de Avrupa ve Amerika'daki yayın organlarına bakıldığında bugün, bu gece mi, yarın gece mi? Şimdi 7 Ekim Aksa Tufanı operasyonunun yıl dönümü. 8-9'unda da zaten sonrasında İsrail'in Gazze yönelik saldırıları başladı. Şu önümüzdeki birkaç gün kritik mi? Yani pazartesiyi salıya bağlayan gece biz bölgede İsrail'in İran'a hani kendi deyimleriyle bunun bedelini ağır ödeteceğiz şeklinde bir açıklaması olmuştu. Böyle bir durumla karşı karşıya kalır mıyız? Ve seçenekler ne? Yani nükleer tesisler mi, enerji altyapıları mı, petrol üretim tesisleri mi? Ne öngörüyorsun? Şimdi İran'ın en son saldırısı olmadan önce İsrail'deki açıklamalara, İsrail tarafındaki diyelim açıklamalar, kendilerine bir saldırı olursa İran'ın nükleer tesisleri ve petrol altyapısını vuracaklarını söylediler. Şimdi son dönemde özellikle Biden'dan gelen açıklamalara baktığımızda, petrolün, yani petrol tesislerini vurmamaları konusunda ne diyeyim, ABD'nin görüşü var. Bir de ABD Merkez Kuvvetler Komutanı sanırım Tel Aviv'de. Orada bir medyada okudum. Şu an itibariyle orada. Bu da saldırının yakın bir zaman için. CENTCOM. Evet, evet. Eski komutan. Eski komutanım evet, orada. Görevi var mı? Resmi görevi yok, var şu mı? Şu anda sadece eski komutan. Belki de bir saldırı öncesi, yani eski de olsa onun orada olması bana göre dikkat çekici bir durum. 7 Ekim, yani bu önümüzdeki 72 saatin herkes önemli olduğunu düşünüyor. Şöyle bir görüş var Cüneyt Bey. İsrail'in bu Aksa Tufanı'nın yıl dönümünü unutturmak için tam o Arife'de bir saldırı gerçekleştirerek bu şey, ne diyelim, misillemeyi yapmayı düşündü. Böyle bir şey. Ama ABD'nin de bir savaş çıkartacak ya da gerginliği arttıracak bir misilleme istemediği yönde bir görüş var. Bekleyip göreceğiz. Yani pazartesiye bağlayan gece değil mi? Ayın 7'si. Evet, evet. Yoksa pazartesiyi salıya bağlayan gece oluyor. 7'si. 7'si 8'i. Yok, pazarı pazartesiye bağlayan. Böyle bir. Peki ne olacaktır? Yani hani suikast konuşuluyor. Hatta Hamani için geniş güvenlik önlemleri İran tarafında. Daha güvenli, daha korunaklı.
yerde tutulduğu şeklinde İran'dan da bilgiler geliyor. İsrail bir delilik yapıp nükleer tesisleri vurur mu? Yani mesela İsfahan, Buşehir, yani şimdi Natanz gibi. Şöyle, İsrail'in saldırganlığının limiti yok. Yani ABD vurmayacaksın, o bu diyecek, İran bana cevap verecek diye İsrail duracak bir şey değil. Netanyahu bir yıl önceki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda şunu dedi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda. İran'a sürprizlerimiz var, nükleer silah elde etmesine izin vermeyeceğiz diye bir yıl önce BM'deki bir önceki konuşmasında bunu söyledi. Şimdi şöyle bir bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin sınırsız desteğini aldı. Zaten direkt İran ve vekilleri üzerinden bir mücadeleye girmiş İsrail. Ve kendisine de füze atıldı. Bu konjonktürde de yapabileceği şeyler neler? Nükleer testleri vurabilir. Ses getirecek nokta bir operasyon yapabilir. Kendine füze atılan o devrim muhafızları testlerini vurabilir. Petrol altyapısını vurabilir. Bunların hepsini yapabilir. Neden? ABD yanında. Amerika Birleşik Devletleri'nin sınırsız desteği var. Bütün bu krizden sonra ABD'nin, mesela Hasan Nasrallah'tan sonra yaptıkları açıklama ne biliyorsunuz? İsrail'de peki bu balistik füzeler var mı? Yani direkt 1500-2000 kilometreye kadar, 2500 kilometreye. Yakının açıklaması var. Hasan Nasrallah öldürüldükten sonra artık Orta Doğu'da güvendi. Tabii. Bakın bütün daha krizlerden, bu yakın zaman krizlerden sonra ABD'deki açıklamalarının en odak noktasını, en ortak noktası İsrail'in güvenliğine bağlıyız. Açıklama yapıyorlar. ABD İsrail'in güvenliğine bağlıdır. Bağlıdır. Yani kendi aralarında örümcek ağı gibi örülmüş bir sistem var. Amerika'ya rağmen. Bir de burada Amerika'dan gelen nükleer ya da petrol şöyle, üretim tesislerine de dokunmayın derdi. İran'ın hava savunması zayıf. Hava kuvvetleri de zayıf. S-300 falan yok mu? S-300'lerle nasıl durduracaksın F-35'leri? Nasıl durduracaksın? İsrail bu açığı, bu kapıyı da kullanır. Yani bunu da kullanır. Bana göre yapacakları ama şöyle anlıyorum. Bir de şöyle bir yani şey var. İsrail F-35'lerle hava sahasının Ürdün'ü falan kullanıp Husileri vurdular ve Amerikan ikmal uçakları havada ikmal yaptı F-35'leri. Aşağıda provasını yaptılar. İran'a kadar yapabilirler mi bunu? Tabii yapabilirler. Tabii yapabilirler. Neden yapmasınlar? Ben bir saldırı yani olur. Irak hava sahasında açar mı? Irak hava sahasını Amerika Birleşik Devletleri geçer, geçmez diye bir şey yok. Geçer. Karşısındakinin oluşturacağı etkiyi çok iyi analiz eden bir şeytani akıl var. Bir de ama şöyle bir şey var. Nisan'da 13 Nisan'da mıydı İran'ın ilk saldırısı? 13'tü yanlışı. Dronlar saldırısından sonra İsrail cevap verdi değil mi? Verdi. Cevabının şeklini ve etkisini biliyor musunuz? İranlı yetkililer dedi ki evet cevap verdi. 3-4 tane maket uçak, 3-4 tane planör düştü diye devrim muhafızı açıklama yaptı. Gene aynı senaryoda tekrarlanabilir. Burada kontrol eden süreci, bunun nasıl olacağını verecek taraf ABD. Amerika Birleşik Devletleri. Amerika'dan gelen açıklamalara baktığımızda nükleer ya da petrol üretim şimdi istemiyoruz dediler. Yani dünya petrol arzının yüzde kaçı? %30'u mu? Hürmüz Boğazı yüzde hatta 43. %43'ü. Evet. Yani Hürmüz Boğazı ve 30, evet. 30, yani 40-43 arası. Amerika zaten o telkinleri yapıyor. Yani İsrail'e, Biden da açıklamalarda bulundu. Kamala Harris'ten de bu açıklamaları duyduk. Bittiyse bir Levent Hoca'ya döneyim. Evet, evet. Peki, Levent Hoca, yani bu saldırının şekli ne olur? Önümüzdeki birkaç gün kritik mi? Her gün kritik. 7 Ekim'in, evet, çok daha anlamlı bir hali var. 6 Ekim'i 7 Ekim'e bağlayan gün, yani pazarı pazartesiye bağlayan gece muhtemelen bütün dünya teyakkuz halinde olacak. Çünkü Gazze'li anılmak istemiyorlar. Her mesajını da yerine getirmeye çalışıyor Netanyahu. Amerikan Aksa Kongresi'nin tufanı, ne dediyse Aksa tufanı operasyonu da unutturmak için böyle bir hamle yapabilir İsrail. Tabii. Bütün coğrafyayı izledi. Ardından Birleşmiş Milletler'e gitti. Daha New York'ta havaalanına iner inmez o sağanak yağışın altında hemen bir cümle söylemek istedi. Bugün ve yarın büyük operasyonlar olacak dedi. Ve evet, maalesef Hizbullah üzerinden çok büyük, çok kanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Nasrallah'ı katlettiği terör saldırısında dahi 180 tane sivil hayatını kaybetti. Bunları konuşamadık. Ya da bugün Hamas'ın kritik isimlerinden biri katledilirken yanında eşi, iki tane de çocuğu vardı. Ve bunlar çok uzun uzun konuşulmadı. En azından Batı dünyası itibariyle. Çünkü biz bir gerçekliğin farkındayız. Bugün TVNet en önemli saat dilimini bu saatte
doğrudan Gazze'yi, Filistin'i, Lübnan'ı ve İsrail'i konuşmak için ayırdı. Diğer ulusal manadaki tüm kanallarımız gibi. Acaba kaç tane Arap kanalında şu anda bu saatte futbol ya da spor haricinde bir şey konuşuluyor? Ben de bunu gözlemleyen ve üzülen biri olarak söylüyorum. Bekliyoruz. Muhtemelen İsrail bu ve benzeri operasyonları yapmaya devam edecektir. Burada temel bir soru var. İran'ı vururken petrol ya da doğal gaz sahalarını mı hedef alacak? Bir. Nükleer tesisleri mi hedef alacak? İki. Yoksa doğrudan bir siyasi irade gösterebilecek bir kişiyi mi hedef alacak? Ki maalesef evet akla önemli lider isimler, lider kadro geliyor. Hmm. İran da maalesef bunun tehdidini yaşıyor. Çünkü hem Hizbullah'ın içerisinde hem de İran istihbaratının içerisinde çok ağır bir paralel yapılanma olduğunu gördük. Biz Haniye'nin katledilmesi meselesinde de İran istihbaratının ne kadar ağır bir zafiyet içerisinde olduğunu, şimdi bunu küçülterek, minimalize ederek zafiyet diyorum. Bana kalsa bunun adı ihanettir. Hizbullah açısından da aynı ihanet yapılanmasının paralel şekilde içeriye sızdığı gerçeğini gördük ki İsrail, Lübnan'ın tamamında arzu ettiği gibi dronlar uçurabiliyor. Hı hı. Bir sürü ben şu gün şunu vuracağım, bu saatte bunu vuracağım diyecek kadar net ve sert nokta atış açıklamalar yapıp operasyonlar gerçekleştirebiliyorsa içeride çok ağır bir sızıntı var. Belki de bu sızıntı yapının tamamı haline gelmiş. Biz içeride o bölgeler anlamında milli olanları artık cımbızla çeker, parmakla gösterir noktaya gelmiş vaziyetteyiz. Evet, İran açısından da bu tehdit gerçek bir tehdit. Hala Cumhurbaşkanlığının uçağının nasıl düştüğünü açıklayamamışlarken Hizbullah'ın içerisinde aslında İran'dan tedarik edebilecekleri telsizler, walkie-talkie'ler, çağrı cihazları varken ihaleyi Tayvan'a verip dönüp de Macaristan'da üretiliyor olmasının tedarik noktasında bile çok ağır bir sızıntının İsrail istihbaratının sahaya indiğinin ve birilerinin maalesef çok net bir şekilde vatanlarını, davalarını, ülkelerini sattıkları gerçeğini görüyoruz. O zaman İran bu endişeyi hissetmekte haklı. Ama eğer böyle bir operasyon nükleer tesisleri olursa ki ABD bunu asla istemez, bu durumda İran'ın mevcut reform söylemiyle başa gelmiş Cumhurbaşkanı'nın reform hareketi adına Batı ile yan yana gelebilme, ortak bir zemin bulabilme kabiliyeti tamamen ortadan kalkacaktır. ABD'nin pazarlık gücü ortadan kalkacaktır. Çünkü plan şu, nükleer bağlamda uranyum zenginleştirmen hariç senin barışçıl nükleer faaliyetlerine biz bir noktaya kadar göz yumabiliriz denetimi açarsan. Hı hı. Ama elinde nükleer tesis kalmazsa İran'ın kaybedecek hiçbir şeyi kalmaz. ABD bunu asla istemez. Petrol ya da doğal gaz tesislerini vurması ne anlama gelir? %18 Çin'e satıyorlar. %16 Güney Kore'ye satıyorlar. %14 Hindistan'a satıyorlar. Etti size %50. Yani var olan kaynakların %50'si ve daha fazlasını büyük oranda doğunun gelişmekte olan devletlerine satıyorlar. Hı hı. Bu durum doğrudan Çin'i, Hindistan'ı ve Güney Kore'yi zora sokacaktır. O zaman doğal gaz kaynakları biraz daha makul hale geliyor. Bizim açımızdan tehlikeli Cüneyt Bey. Çünkü Türkiye'nin İran'la çok kuvvetli bir enerji süreci hali hazırda varlığını sürdürmeye devam ediyor. Ve evet, bir gerçeklik var. İran'ın Güngör Bey'in belirttiği şekliyle hava savunma kabiliyeti çok zayıf. S-200'ler var bakın hala. S-300'ler yeni konumlandırıldı. S-400'ler hiç yok. Ve İran nüfusunu, İran'ın coğrafyasını düşünün. 1 milyon kilometre kare. Hocam kaç yıldır ambargo var İran'a? En kadar İsrail düşün. 79'dan beri. İran'a. 96'da bu daha 40 yıldır. 40 yıldır ambargo altında olan bir ülke. Peki bir reklama gidelim. Reklam zamanı gelmiş. Tamam, peki. En son cümle. 40 yıldır ambargo altında gıda bulamaması, ilaç bulamaması, tıbbi cihaz alamaması, kişi başına düşen gelirin $3,000 seviyesine düşmüş olması bile birilerinin dediği gibi ABD ve İsrail ittifakı ile İran arasında aslında bir dostluk ortamı var. Bunlar birbirine çaktırmıyorlar ama asla birbirine zarar vermezler cümlelerinin de antitezidir diye düşünüyorum. Peki. Son reklam aramız. Dönüşte son cümleleri alacağız. Bir 15 dakikamız kalacak. Gündem özel devam ediyor.
Evet, son bölümdeyiz. Bir 15 dakikamız var. Üç değerli konuğumuzla birlikte bu akşam gündem özelini noktalayacağız. Güngör Yavuz Aslan, Doktor Ali Semin ve Ankara Stüdyomuzda Doçent Doktor Levent Ersin Orallı. Şimdi Lübnan'ı konuştuk, İran'ı konuştuk, Gazze'de yaşananları konuştuk, İsrail'de Tel Aviv'de yaşananları konuştuk. Siyaseten Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarını, mecliste işte 8 Ekim'deki kapalı oturumu konuştuk. İran'da nereler vurulabilir, İsrail'in misillemesi nasıl olur bunu konuştuk. Son 5 dakikada ya Batı'yı bir konuşalım mı? Belki bir çünkü şöyle bir başlık açayım. Macron'un, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un bugün açıklamalarını dinlediniz mi? Evet. İsrail ambargo. Ambargo, evet. Yani kısalım bir abi. Yıl geçtikten sonra kendisi 50 binden fazla insanın katledilmesinden sonra, yerinden yurdundan edilmiş milyonlarca insandan sonra Macron çıktı. Gazze'de aynı tepkiyi vermedi ama Gazze'de hiçbir şey duymadık. Sadece ateşkes hani. İlk sözü vereyim. Yani Batı'dan gelen bu cılız, yani bana cılız geldi. Yani Macron'un artık siyasi anlamda da şu an bulunduğu zemin de çok sağlam değil Levent Hocam. Ama ambargo çağrısı var Batı'ya, Avrupa'ya ama Lübnan konusunda, Gazze konusunda değil. Ben diyecektim ona. Lübnan'dan sonra geldi. Buyurun hocam. Evet, yani neresinden bakacağız? Gerçekten zor meseleler. Macron'un stabil bir dünya düzeninde, evrensel boş bir küme üzerinde bu çağrısına şapka çıkarırdım. Yine ben bu tarafta durayım. Hani bugünün sınır dışı, sıra dışı olan kısmı ben olayım. Macron'un bu çağrısından dolayı kendini tebrik ediyorum. Tabii ki çok geç. Tabii ki yıllardır üç maymun oynadığı gerçeği değişmeyecek. Tabii ki yalan söylüyor. Konu Lübnan olduğundan hala orayı arka bahçesi gibi görüyor. Hala aklında 1930'ların, 40'ların, 50'lerin manda yönetimi var. Vesayet yönetimi var. Hala Lübnan'da, Suriye'de hak sahibi olduğuna inanan emperyalist, küçük emperyalist bir Fransa var. O Napolyon döneminden beri bunlar hiç değişmedi aslında. Tabii ki bu gerçekliğin farkındayız. Lübnan'ı vurduklarında, Maruniler tehdit altına girdiğinde, falanjistlerle ilgili bir takım sıkıntıların doğma ihtimali doğduğunda Macron aa dedi, galiba bir yıldır burada bir katliam yaşanıyormuş. Yani niye bana kimse bundan bahsetmedi? Ben Netanyahu'yu masum sanıyordum. Ben Netanyahu'nun meşru müdafaa hakkını kullandığını zannediyordum. Dercesine konuşmaları, ya tabii ki bıyık altından gülelim. Ama bir yandan da şunu vurgulayalım. Macron'un bu cümleleri yarın Fransa'da Paris sokaklarında eylem yapamayan, Nice sokaklarında, Marsilya'da, Lyon'da sokaklara çıkıp da Filistin özgürlük, iki devletli çözüm diyemeyen, demekten, devletten dolayı korkan insanların önünü biraz da olsa açmıştır. Şimdi ben bekliyorum. Marsilya'da, Sorbonne Üniversitesi'nden mesela Paris'te çok güçlü çıkışlar bekliyorum. Daha fazla bu katliama bir şekilde göz yumamayacak insanların vicdanlarını, sesini dinleyerek korkmadan, ürkmeden şöyle etrafına bakıp galiba bizimle liderden bir barış cümlesi, barış olmasa da ya bu İsrail katilmiş meğerse bunları durdurmamız lazım cümlesi geldi. Bunun bir, Fransa için anlamlı olduğunu düşünüyorum. İki, Frankofon devletler olan özellikle mesela fil dişi sahilleri gibi, Senegal gibi, Togo gibi o coğrafyanın Batı Afrikalı devletleri için anlamlı olduğunu düşünüyorum. Yıllardır Filistin meselesine sahip çıkamadılar. Hadi geçiyorum. İsrail'in katliamlarına ağızlarını bile açamadılar. Macron'dan dolayı, Jacques Chirac'tan dolayı, Yahudi olan Sarkozy'den dolayı. Belki bu minicik de olsa olumlu bir fitilin ateşlenmesi anlamına gelebilir. Dünyada bir uyanış adına milyonda bir de olsa bir adım olabilir. Yoksa tabii ki samimi değil. Yoksa tabii ki Müslümanlar katledilirken Macron Güvenlik Konseyi üyesiydi. Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinden, dünya 5'ten büyüktür cümlesinin maalesef altında ezilen ülkelerden bir tanesiydi. Ama bunu dahi anlamlı buluyorum. Belki de ABD'deki olası seçim senaryosuna ilişkin bir ısınma son cümle. Benzer bir cümleyi biz İngiltere'den de duyduk. Bundan 2 hafta kadar önce İngiltere'de bazı mühimmatların, bazı malzemelerin
İsrail'e satışını durdurdu. Kısıtladı. Bu bir uyanış mıdır? Hayır, ama bu kadar da olmaz. Çünkü bizim ilan ettiğimiz antik Yunan'dan bu yana 2000 yıldır medeniyet diye bir tasvirimiz var. Netanyahu'nun her bombası bu medeniyetin tabutuna bir çivi daha çakıyor. Madem insan hakları Fransa'dan ihtilalle beraber dünya yayıldı diye bir iddiaları var. Hadi aradan geçen bir yılın sonunda birazcık akıllandıysanız milyonda bir, bu bizi mutlu eder. Yoksa altında tabii ki neler olduğunu, şu ana kadar nasıl suskun olduklarını maalesef biliyoruz Cüneyt Bey. Evet. Ali Hocam, tabii ya şu zamanda yaşadığımız olaylara baktığımızda her ülke hani ucu kendine dokunduğunda, evet, ya da kendi çıkarları doğrultusunda devreye giriyor. Bir iki cümle sarf ediyor. Macron ve Fransa buna bir örnek. Ya kimse insan, çoluk, çocuk, kadın, hak, hukuk, uluslararası sözleşmeler, bunlardan bahseden yok. Yok, evet. Fransa'nın işine gelmediği için şey diyor, yani Lübnan hususunda İsrail'e ambargo uygulayalım diyorlar. Yani Lübnan artık bu kadar dokunmasın, saldırmasın diye. Şimdi Batı bu, böyle bir Batı artık. Tabii. Yani bu başından beri böyle. Şimdi olan bir mesele değil. Genel olarak bu şekilde davranıyor. Ama şu da var. Şimdi Macron neden bunu söyledi? Zaten hocalarım da söylediler bunu açık bir şekilde. Lübnan'a gelince susmuyor. Çünkü Lübnan gerçekten Fransa için. Hatta biliyorsunuz Lübnan'ın tarihine baktığımız zaman şöyle bir gerçek var. Orta Doğu'nun küçük Paris'i diye Beyrut için. Özellikle Beyrut için. Evet, nitelendirirler. Hakikaten de öyle. Ama şimdi geldiğimiz noktaya baktığımız zaman burada artık bir savaş söz konusu ve bu da Macron'u rahatsız ediyor. Bana göre Netanyahu Macron'un da ayağına basmış oldu. Yani bu son saldırılarla Hizbullah, tamam, ben başından beri söylüyorum, biz Hizbullah'ı anlatıyoruz. Geçen hafta sizinle de konuştuk. Lübnan dediğimiz zaman sadece Hizbullah'tan ibaret değil. Hı hı. Çünkü Lübnan'ın içerisindeki Maroniler, Hristiyanlar, Dürziler, işte Sünniler, farklı farklı fraksiyonlar, siyasi olarak söylüyorum, hep böyle karmaşık bir Lübnan yapısı, sosyolojisi var ve toplumsal yapısı var. Onun için Macron'un da uzun bir süredir aslında, Macron bugün niye istemiyor biliyor musunuz? Çünkü Lübnan ciddi bir siyasi krizin de eşiğinde, ekonomik krizin eşiğinde. Daha önce çok söz siyasi verdi. Siyasi kriz yaşıyor yani uzun süredir. Tabii, de. Tabii 2018'de en son seçim yapıldı. Ondan sonra hükümetler kuruldu, geçici hükümet. Şu anda seçim bile yapılamıyor. Evet. Ayrıca Cumhurbaşkanı 2 yıldır neredeyse Cumhurbaşkanı yok. Ve Hizbullah'tan dolayı birçok aslında kriz. Macron o zaman Lübnan'a, evet, sahip mi çıkıyor dememiz lazım burada. Macron bakın şeye, ilk 17 Eylül'den sonra biliyorsunuz o çağrı cihazlarına yapılan saldırıdan sonra bir video yayınladı, açıklama yaptı. Ben dedi 4 Ağustos 2020'deki Beyrut patlaması, işte Beyrut patlamasından sonra ilk gelen bendim, sizin yanınızda durdum. Fransa her zaman sizin yanınızdadır diye açıklama yapmıştı. Şimdi bu şekilde de Beyrut'ta iyi tepki almıştı. Ciddi tepki almıştı. İki hafta içerisinde hükümeti kurmazsanız biz bütün desteğimizi keseceğiz dediler. Almanya'daki Lübnan Büyükelçisi'ni getirdi. Başbakan yapmak istedi. Mikati oldu. Mikati şimdi geçici olarak aslında bir başbakanlık süreci devam ediyor ama bu devlet işlerinin yürütülmesi için yapıyor. Macron'un aslında en büyük endişesi Lübnan'ı kaybetmek. Çünkü Orta Doğu'da tek bir Lübnan var elinde. Bakın, başka da yok. Suriye diyoruz ama Suriye, evet, daha önce Fransa'nın mandarici, evet, kalmadı. Neden işte ben onu söylüyorum, Rusya'dan, Amerika'dan, evet, Körfez'de aynı şekilde Körfez ülkeye yok. Sadece şu anda elinde bir Lübnan var. Lübnan'ın da nüfusuna baktığımızda 6 milyon 300 bin civarında bir nüfusa sahip, çok da büyük bir şey değil ama ya o da tek Doğu Akdeniz, evet, tek kalesi, Orta Doğu'daki tek ve kalesi. Aynı zamanda Lübnan kendisi için de çok önemli olduğunu söylemek gerekiyor. Bu açıklamayı bugün yapmasının sebepleri, dediğim gibi, bu saldırıların artık Lübnan'ın şunu söyleyeyim, silah ambargosunu talep etmesinin arkasında şu var. İsrail burada sınırlı bir hareket yapmayacak. Bunun farkında.
Ben başından beri şunu savunuyorum, bu tezi savunuyorum. İsrail'in sınırlı harekat yapıyoruz Amerika'ya bildirmesi, kendisi uluslararası toplum içerisinde yaptığı açıklamaları, iki tane sebebi var. Birincisi, eğer çok ciddi bir ya da keskin bir direnişle karşı karşıya kalırsa, ben zaten sınırlı demiştim, burada duruyorum der, prestijini kaybettirmez. Eğer çok keskin bir direnişle karşı karşıya kalmazsa, bu operasyon sınırlı olmayacak, devam edecek. Üçüncüyü de söyleyeyim, ekleyeyim. Sınırlı dediği için, uluslararası toplum nasıl olsa sınırlıdır. İkinci bir Gazze olmayacak şeklinde, yani işgal sürecini söylüyorum. O yüzden uluslararası toplumdan da çok maalesef bir tepki gelmedi. Sadece şu var, şu açıklamalar var. Aman bu savaşı daha fazla genişletme, Orta Doğu'ya yayılmasın, endişeliyiz. Bütün Amerika'dan tutun, batılı ülkelerden, bölge ülkelerinden. Ama bu sınırlı aslında bir taktiksel söylemdir İsrail için. Eğer direniş olmazsa, ciddi bir direniş, emin olun İsrail durmayacak. Peki, Güngör Yavuz Aslan'a son sözü bırakayım. Şimdi ben Macron'a Monsieur Micron diyorum. Ukrayna'ya da asker gönderecektim. Çıkışını hatırlayın. 2000 asker gönderdi. Şöyle bir masada mı karşılamıştı? Yoksa bu masadan daha da tabii büyük? Tabii mesafeli yani. Bu masanın 2-3 katı büyüklüğünde. Putin'in ziyaretinde kamu diplomasi adına Putin değişik bir karşılamayla mesajı vermişti. Şimdi Fransa'nın politikaları, işte açıklamalarını burada okuyorum, siz de okudunuz. Yaptığı açıklamalar. Ne diyor Macron? Bir kez ambargo çağrısında bulunuyor. Ve bunun karşılığını alacağını düşünüyor. Hani baktım şimdi. Ya aslında mesele şu. Batı'nın ve Macron, hani sadece bir örnek verdik. Yani Gazze'de gösterilmeyen tutum, ikiyüzlülük ve sadece ateşkes hani lafı vardı. Şimdi burada direkt Lübnan hususunda Macron Avrupa'ya da, hani Almanya ve Fransa nedir? Kıta Avrupa'sının lokomotif değil mi? Hani İngiltere'yi bir tarafa koyarsak. Böyle bir çağrıda bulunuyor yani. Ambargo uygulayalım diyor. Peki bundan önceki... Gazze için demiyorum, Lübnan. Biliyorum, Lübnan için. Peki Fransa şu açıklamayı yaptı mı bu çağrıdan önce? Avrupa ülkelerine ve dünya, biz ambargoyu başlattık. Yani İsrail... Fransa olarak biz başlattık. İsrail bizden şu civataları alıyor, şu tank mermilerini alıyor. Şu andan itibaren kararnameyi imzaladım Monsieur Micron olarak. Orada burada bir ikiyüzlük var. Peki, şimdi Avrupa'dan silah yardımı var mı? Aldı, Amerika bazı, ağırlıklı olarak. ABD ağırlıkla bazı kalemleri de alıyor. Hmm. İsrail'in Avrupa ülkeleriyle, özellikle Fransa çok ciddi bir silah üreticisi. Üreticisi, anlaşmalara bakmak lazım. Mutlaka vardır. Vardır. İlk önce kendisi bir şey. Ticareti kessin. Ticarette direkt, eğer silah anlaşmaları varsa desin ki biz Fransa olarak. Tabii şimdi burada eski, işte az önce liman saldırısından sonra Beyrut'a gitmesine. Lübnan biliyorsun eski bir Fransa sömürgesi. Manda rejimi altında, özür dilerim, Manda rejimi altındaydı. Hala orada siyaset etkili olduğunu düşünüyor ama ne Lübnan ne Orta Doğu Fransa'nın bıraktığı, o Manda rejimlerinden çekildiği, 67'de mi çekildiler, kaçtı yıllarda çekildiler, Fransa şeyi kaçtı bitti. Bölgede. 46'da bağımsız oldular. 46'da bağımsız oldular. Suriye'de de aynı. Irak bağımsız oldu. İngilizler, Irak'ta İngiliz vardı. Suriye'de de benzer şekilde Fransız şeyi vardı. Manda rejimi vardı. Bundan dolayı iki ülkeye ilgisi var. Eskiden beri gelen. Ama etkisine bakmak lazım. Şimdi biz Lübnan başlığında Macron'un açıklamaları sahaya nasıl yansıyacak? Yani buna hemen Lübnan siyaseti ve İsrail cevap mı verecek? Bu bana göre sadece açıklama yapmak için yapılmış bir açıklama. Macron'a dikkat etmek lazım. Kendi iş dengelerinde. Ama siyasi, diplomatik, askeri ve nüfuz açısından baktığımızda Fransa'yı, yani Macron'la Fransa'nın tamamen nüfuzunu kaybettiğini görüyoruz. Her yerde yani, sadece Lübnan değil. Ya dünya, kıta Afrika'sında, Kuzey Afrika'da, Orta Afrika'da. Dünya bir sıkışmaya giriyor. Yani dediğim gibi Macron, Micron. Tabii dünya bir sıkışıklığa giriyor. Bunu Ukrayna Savaşı tetikledi. Orta Doğu'daki gelişmeler tetikledi. Aktörler değişti. Yani bir Çin geldi. Çok örnek veriyoruz. Bundan 20-30 yıl önce Çin'i bu kadar konuşmuyorduk. Rusya, Ukrayna Savaşı'ndan sonra güvenlik Kuzey Kore ile askeri işbirliği yaptı. Bundan 10 yıl sonra deseler Rusya İran'dan silah alacak, İnanır mıydık?
drone alacak deseler, SİHA alacak. Her şeyin çok hızlı ve değişti bir dinamik süreç. Bir de zaman bitiyor. Şunu da her yayında söylüyorum. Biz biraz Suriye'ye bakacağız. Suriye'deki teröristan tehdidine bakacağız. Eğer bu Orta Doğu'daki ateş Suriye'de kaotik bir şekilde giderse ben bunu her yayında hatırlatıyorum. Amerika Birleşik Devletleri Suriye'deki PKK'yı Siyonizmin lejyoneri yapar. Hiç bu olmaz diye bir şey yok. Zaten rezerv olarak yıllardır bunun. ABD biliyor ki PKK diye Türkiye her türlü halleder. Türkiye Cumhuriyeti her türlü halleder. Buradaki bu büyük hainliğe plana çok iyi bakmak lazım. Hı hı. Altını çizerek söylüyorum. İsrail'in saldırganları fiili ve artarak Suriye sahasına girerse, altını çizerek söylüyorum. Amerika Birleşik Devletleri PKK'yı İsrail'in lejyoneri yapar. Türkiye'ye saldırtacak. Bölgeye sırf Türkiye olarak düşünme. Bölgeye yani sırf Türkiye olarak düşünme. Bütün bölgeye saldırtı. Suriye'nin içinde savaştırır, başka yerlerde savaştırır. Onun için bu Suriye'ye harekat artık elzemdir. Elzemin ötesine geçmiştir. Bitiriyorum. Yeni geçmiştir. Bir konu açmış evet. olacağız ama hepsi birbirleriyle ilişkili olan konular. Teşekkür ediyorum Ali Semin. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun hocam. Geldiğiniz için. Güngör Yavuz Aslan çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ankara stüdyomuzda doçent doktor Levent Ersin Oral'la bizle beraber. Levent hocam size de teşekkür ediyoruz. Ankara'ya selamlar. Buradan Ankara ekibine de selamlar olsun. Cüneyt Bey teşekkür ediyorum. Buradaki arkadaşlarımızın da kıymetli emektarlarımızın sizlere selamları var. Ne güzel. Siz izleyenlerimize de teşekkür edelim bizleri izlediğiniz için. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.